Evet, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Her toplantımızda olduğu gibi tarihe küçücük bir not düşmek açısından bugün 4 Haziran 2020 saat 18:30 Profesyonel Ses Derneği'nin 20. yılı etkinlikleri kapsamında yaptığımız Perşembe seminerlerinin üçüncüsünü yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz benim çok sevdiğim dostum, arkadaşım, benim için çok değerli bir hocamız Sayın Profesör Doktor Esra Özcebe. Esra Özcebe, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğretim üyesi. Ben konuşmasına başlamadan önce Esra Hocam'la ilgili, çoğunuz çok iyi tanıyorsunuz, çok sayıda dil ve konuşma terapisti, odyolog, hekim, dinleyici arkadaşım var şu anda. Hepiniz Esra Hocam'ı çok iyi tanıyorsunuz ama ben kendisinin özgeçmişinden kısaca bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Esra Özcebe lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burmaz Anabilim Dalı Eğitim Modülüsü bölümünde alan Özcebe, Amerika Birleşik Devletleri'nde değişik hastanelerde hem çocukluk çağı dil ve konuşma bozukluğu hem de erişkinlerde edinilmiş dil ve konuşma bozukluğu olan konuşma bozukluğu üzerine çalışmalar yürütmüş. Ayrıca profesyonel ses sağlığı üzerine de çalışmalar yapmıştır. Kendisi 1993-2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Kulak Burunboğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi'nde görev yapmış. 2008-2012 yılları arasında özel kliniğinde hastalarını görmüş ve 2012 yılından bu yana da yine Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi bizim için çok değerli tabii bir hizmet de yaptı bütün bu değerli şeylerin yanı sıra. 2014 ve 2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünün kurucu bölüm başkanlığını yapmıştır. Halen de aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Genç arkadaşlarımıza yaşımızın belli olmaması için bizim uzun yıllardır birimiz özelde, birimiz eğitim hastanesinde, sonra birimiz üniversitede, diğerimiz özelde yıllardır harika bir dayanışmayla biz böyle birbirimizin bir telefonun uzağında olmanın keyfini çıkaran güzel bir ekibiz. Hocamın slaytlarında mutlaka hep bir ekip vurgusu vardır. Ben ondan önce bir ekip vurgusu yapmış oluyorum böylece. Bugün sizinle beraber olduğum için çok mutluyum hocam. Çok teşekkürler davetinizi kabul ettiğiniz için. Ama sadece ben mutlu değilim. Belli ki katılımcılar da çok mutlular. Çünkü bugün dinleyici rekorumuzu kırıyoruz. 500 kişilik bir toplantı salonumuz var. Şu anda 500 biletimiz de satılmış gözüküyor. bu keyifli ve sorumluluk yükleyici bilgiyi de sizinle paylaştıktan sonra ben sahneyi size bırakıyorum. Buyurun. Sayın Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu güzel, değerli davetiniz için. Elimden geldiği kadar bildiklerimi siz değerli katılımcılara, tüm dil konuşma terapistlerine, hekim arkadaşlarıma, şan eğitmenlerine, yani tüm ekibe, öncelikle bizimle birlikte olduğunuz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Kısaca slaytlarım var. Ses bozukluklarından, ses bozukluğu nedir, nasıl değerlendiriyoruz ve terapilerini neler yapıyoruz ve ekip çalışması nedir, bunlardan bahsetmek istiyorum. Sorularınız olursa Harun Hocam'a sanırım, değil mi hocam, iletebileceksiniz. Daha sonrasında da sorularınıza ben elimden geldiği kadar yanıt verme gayreti içinde olacağım diyorum. Konuşmama başlamak istiyorum. Ses bozuklukları demeden önce normal ses nedir diye bakalım. Normal ses dediğimizde birçok uzun tarih vardır, birçok tezgahta tarifler vardır. Ama bugüne kadar kendisini özlemle andığım çok sayın hocam, Profesör Doktor Sayın Sönel Özkan'ın normal sesin en güzel tanımını yapan bir bilim adamı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü kendisi normal ses için kişiye ihanet etmeyen ses, normal ses diyerek kişinin yaşına, cinsiyetine, pozisyonuna uygun bir ses olarak tanımlamıştır. Kendisini de burada rahmetle anmak istiyorum. Şu an kendisinin de aramızda olduğunu hissediyorum. Normal ses dediğimiz zaman respirasyon, fonasyon ve rezonans dengesinde oluşan sesin bir şekilde herhangi bir nedenle koordinasyonun bozulmasına biz ses bozukluğu olarak tanımlayabiliyoruz.
normal şartlarda respirasyon, fonasyon, rezonans ve artikülasyonun belirli bir denge üzerinde olması gerekiyor. Çok kısa baktığımızda çok genel temel bilgi vermek istemiyorum ama bir sınıflandırmaya girdiğimiz zaman ses bozukluklarını organik ses bozuklukları ve fonksiyonel ses bozuklukları olarak iki başlık altında toplayabiliriz. Yine birçok yapılan sınıflandırma vardır ama en temel sınıflandırma bu şekilde diyebiliriz. Fonksiyonel ses bozukluklarında yine kendi arasında kask gerilim disfonisi ve psikojenik ses bozukluğu olarak bir sınıflandırmasını yapma şansımız var. Bunu bir miktar daha açacak olduğumuz zaman organik ses bozukluklarındaki kastımız yapısal bozukluklar, benim lezyonlar diyebiliriz. Nörojenik ses bozuklukları, spazmatik disfoniler, paralizler bunlar organik ses bozuklukları içinde değerlendirilmektedir. Fonksiyonel ses bozuklukları dediğimiz zaman fiziksel yapı normal olmasına rağmen mekanizmanın uygun ve yetersiz kullanımı olarak tanımlanabilir. Burada kas gerilim disfonileri, afoniler, mutasyonel falsettolar, psikojenik konversiyon, afoni disfonileri sayabiliyoruz. Evet, en önemli şeylerden bir tanesi, hangisi daha önce yumurta tavuk ilişkisi? Bu problemler bir başına organik bozukluklar olabilir, fonksiyonel bozukluklar olabilir, ikisi birbirinin nedeni olabilir ve sonuçta karşımıza disfoni çıkmaktadır. Tabii böyle büyük bir sınıflandırma, birçok hastalık, organik ve fonksiyonel ses bozukluğu dediğimiz zaman ses bozukluklarını kim değerlendirir, kim tedavi eder ve kim bunlarla, bu problemlerle baş edebilir? Ki hangi profesyoneller olması gerekir? Tek bir profesyonel yok. Pardon hocamın da konuşmasında söylediği gibi en çok sevdiğim şey disiplinler. Biz eski yıllarda herhalde yıl söyleyeyim mi hocam? Söylüyorum. Yaklaşık 30 yıl evvel multidisipliner çalışma derdik. Şimdi artık interdisipliner diyoruz. Hatta bunun da ötesinde artık transdisipliner çalışmalara doğru yol almaktayız. Bilim bunu göstermekte. Olmazsa olmazı bir ses bozukluğu olan kişi de bu kişi ister normal hayatını sürdüren sesini kullanan kişi olsun, ister profesyonel ses sanatçısı olsun, mutlaka bir ekip olması gerekiyor. Bu ekibin en önemli üyeleri arasında kulak burun boğaz hekimleri, laringoloji alanında uzmanlaşmış kulak burun boğaz hekimleri, dil konuşma terapistleri, danışman tıp uzmanları, nörolog, göğüs hastalıkları uzmanı, şan eğitmeni, hemşireler, oyunculuk ses eğitmeni ve gerekli durumlarda da psikologlara ve psikiyatri sayabiliriz. Burada bir dil konuşma terapisti olarak bizim ses bozukluklarında yaklaşımımızda değerlendirmede neler yapıyoruz, yerimiz nelerdir ve bu interdisipliner çalışmada nelere dikkat ediyoruz, farklılıklarımız nelerdir? Özellikle genç arkadaşlarım için hocam bunları anlatmamızın faydalı olduğunu düşünüyorum. Laringologlarımız biliyorsunuz medikal tanı koyarlar. Çünkü dil konuşma terapisi de yeni bir meslek alanı olduğu için ülkemizde bazen kavram karmaşası oluşabiliyor. Onun için bazı çizgilerin çok net verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Laringologlar medikal tanı koyarlar. Dil konuşma terapistleri medikal bir tanı koymazlar. Laringologlar klinik muayenelerini, larynx yapılarının görüntülenmesiyle ve hekimlik sanatlarıyla tanıyı koymada dil konuşma terapistleriyle birlikte çalışırlar. Çünkü dil konuşma terapistleri medikal bir tanı yapılırken fonksiyonel tanı yani hiper ve hipofonksiyonellik üzerine çalışmalarda bulunur ve birlikte ekip olarak hekimle birlikte bu değerlendirmenin yapılmasında tanının tam konulması açısından çok büyük önemi vardır. Dil konuşma terapistleri algısal, sesin algısal değerlendirmesi. Bunu bir kısaca açmak istiyorum. Daha sonra soru olursa cevaplayabilirim. Akustik ve aerodinamik değerlendirmeleri, vokal fold hareketlerinin görüntülenmesinde rol alırlar, hekimle birlikte çalışırlar ve çok önemli bir şey daha yaparlar. Deneme ses terapisi dediğimiz bir terapi. Bu da hastanın hangi terapiye ihtiyacı var mı veya terapiden fayda görüyor mu, görmüyor mu? Daha terapiye başlamadan bir fayda sağlayacağını ve bir yol haritası çizmemize bize yol açar. Bir hastanın kendi sesini değerlendirmesini biz isteriz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde, bir bütün olduğunda biz şuna karar veririz. Ekip olarak hekim der ki cerrahiye ihtiyacı var hastanın veya ses terapisine ihtiyacı var. Veya üçüncü seçenek
Pire ok ses terapisi verelim. Hekimiz der ki ben cerrahi planladım. Pire ok bir ses terapisi alabilir hasta. Sonrasında cerrahi. Sonrasında postop tekrar bir ses terapisi olabilir. Veya cerrahi öncesi bir ses terapisi olmadan postop, cerrahi sonrası postop ses terapisi verilebilir. Bunlar hangi durumlara göre? Hastalıklara, hastalığın türüne, yapısına göre değişiklik göstermektedir. Genel şöyle ses değerlendirmesine bakacak olursak, bizim tabii ki amacımız bir şekilde veri toplama ve bu topladığımız verileri de çok doğru bir şekilde yorumlayabilme nedenidir. Şu çok önemli, bir medikal değerlendirme yapılması kulak-boğaz hekimi tarafından, hikaye, anemnez, bir takım skalaların kullanılması, sesin değerlendirilmesi, terapi, hasta davranışının gözlenmesi bir bütün olarak karşımıza çıkmaktadır. Algısal değerlendirmelere baktığımız zaman, yine burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum Halil Hoca. Aletler çok eskiden aletler çok güzel sesi değerlendirir. Sesi böyle mikrofondan söylettiğimizde her şeyi anlarız. Jitleri de anlarız, şimmeri de, frekansı da anlarız, temel frekansı. Bu da şiddetmiş ve ben çok iyi yaparım, anlarım dedik, derdim. Öyle olduğunu zannederdim. Yine Soner Hocam derdi ki bana, hiç unutmam, yıl 1998, bir klinisyenin en iyi aleti bir terapistin kendi kulağıdır derdi. Kendi hastanızın sesini çok iyi dinleyebilmeniz ve çok iyi algısı olarak, gözleri kapalı olarak bir hastanın konuşmasını, sesini dinlediğinizde onda olası neler varı çok iyi tahmin edebilen bir dinleme yeteneği geliştirmelidir. Hem klinisyen hem de DKT konuşma terapisti. Buyurun hocam. Esra Hocam, lafınızı balla bölüyorum. Yani ben de Soner Hocam'ı saygıyla anmak istiyorum. Hepimizin eğitiminde, hepimize bu işe, bu alana emek vermiş, gönül vermiş, herkese mutlaka az ya da çok dokunmuş bir insandır. Arkadaşlarımdan şey geliyor, birkaç uyarı geliyor. Mikrofonu bir kontrol edebilir miyiz hocam? Arada sanki sürtünme oluyor, bir parazit sesi oluyor. Ondan yakınıyor arkadaşlarım. Öyle mi? Hemen bakalım. İsterseniz şu kulaklıkla ilgili bir şey yapalım mı hocam? Yani çok güzel geliyor şu anda ama arada böyle bir sürtünme oluyor, bir parazit oluyor. Belki şeyden de olabilir. İnternet bağlantısından olabilir. Umarım internette bir sıkıntı yaşamayız. Yok, güzel akıyor. Görüntüde sıkıntı yok ama arada sadece sesle parazit oluyor. Arkadaşlarım uyardılar o konuda. Şimdi kulaklıkla deneyeyim isterseniz. Umarım sistem çok büyük bir sıkıntı vermez. Bu arada ben de hocamı bölmüşken arkadaşlar soru cevap kısmından istediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Gerek toplantı içerisinde uygun yer olursa ama mutlaka toplantının sonunda ben hocama onları yöneltirim. Hep beraber konuşuruz. Olabildiğince çok cevaplamaya çalışırız sorularınızı da. Toplantı öncesinde bir görüntü ve ses kontrolü yapmıştık. Hocamla hiçbir sıkıntımız yoktu ama bazen böyle ufak tefek aksaklıklar oluyor. Böyle denediğimizde nasıl oluyor acaba? Bir kontrol edebilirsek dinleyicilerimizde de. Ben sesi çok iyi duyuyorum arkadaşlar. Sorunu olan varsa yazsın. Ben buradan takip ediyorum. Ona göre hemen bir değişiklik yapalım. Evet. İyi gibi hocam. Devam edebiliriz. İyi gibi. Tamam. Çok sağ olun. Tamam, ne demek. Teşekkür ederim. Bu anlamda algısal değerlendirmede bir klinisyenin hastanın sesini çok iyi dinliyor olabilmesi gerekiyor ve çok iyi hissedebiliyor olması gerekiyor. Bu algısal değerlendirmelerde biz mutlaka klinisyenin yaptığı değerlendirmeler var. Yani biz klinisyen olarak hastanın sesini nasıl değerlendiriyoruz? Bir de hastanın kendi sesini değerlendirmesi var. Bunun dışında tabii ki olmazsa olmaz altın standart dediğimiz videolaringostroboskopi, aletlerimiz, akustik değerlendirmeler ve objektif değerlendirmeler içinde geçen akustik ve aerodinamik değerlendirmeler var. Şunu çok iyi biliyoruz ki subjektif değerlendirmeleri yaparken yine öykü alma, çok iyi alınacak bir öykü, hikaye bize birçok şey hakkında, hastalık ön tanısı hakkında, neler olabileceği hakkında veya biz terapide neye ihtiyacımız olacak,
ekip elemanlarıyla daha çok çalışmalıyız. Bu ses hastasını acaba hemen mi ihtiyacı var mı, bir psikiyatri konsültasyonu istemeli miyiz? Yoksa bu hastanın sesinin şiddetinde çok düşüklükler var, çok yoruluyor. Miyestenia gravis olabilir mi acaba, bu değerlendirmenin sonu bu içerirken bunu hekimimize paylaşıp acaba bir nöroloji konsültasyonu isteyebilir miyiz diye subjektif öykü alma anamnez her zaman yine en önemli değerlendirme araçlarından bir tanesi. Yine hastalığın ne zaman başladı, sorunun başlangıcı, gelişimi, şu anki durumu hakkında bilgi alıyoruz. Tabii öyküde olmazsa olmazlarımız var. Sigara, alkol, alerji, gastroözofajiyel reflü, faringofaringiyel reflü, hormonal hastalıklar, kullanılan ilaçlar, sinüsün hastalık hikayesi. Yine ses kullanımı ile ilgili alışkanlıklar. Ne kadar süreyle sesini kullanıyor, ne sıklıkta. Vokal abuse, misuse dediğimiz sesini aşırı kullanma veya yanlış kullanma koşulları var mı? Önceden yapılmış bir kulak bombası tanısı var mı? Bu tanıyla birlikte sadece tanı notu yok. Eğer varsa hekimle birlikte anlık o an değerlendirme yapılmadıysa videolaryngostroboskopi, fiber optik endoskopik muayene notu varsa tabii bunların mutlaka canlı olarak edinilmesi gerekiyor. Algısal değerlendirmelere baktığımızda klinisyenin kullandığı iki tane değerlendirme türü var. Bugün dünyada kullanılan Girbas bu değerlendirmelerden bir tanesidir. 0 ila 3 arasında bir değerlendirme verir. Burada bir genel değerlendirme. Sesin ne kadar kaba olduğu, ne kadar nefesli olduğu, ne kadar astenik olduğu, ne kadar strain dediğimiz yine zorlu olduğu şeklinde 0-3 arası bir değerlendirme yaparız ve klinisyen hastanın sesi hakkında bir karar verir. Bugün dünyada sıklıkla kullanılan KPV dediğimiz bir değerlendirme aleti vardır. Yine burada da bu çok daha geliştirilmiş aşının konsensusunda sesin işitsel algısal değerlendirmesi denen bir ölçektir. Burada hastanın spontan sadece fonasyon üretimi, spontan konuşması, belirli özel hazırlanmış cümleleri okuması şeklinde değişik değerlendirmeler 0 ve 100 üzerinden değerlendirmeler yapılır ve hastanın sesini değerlendirme sonucu verir. Hastamızın kullandığı kendi doldurabileceği anketler vardır. Bunlardan en sık kullanılanı ses handikap indeksidir. Yine Singing Voice Handikap İndeksi dediğimiz profesyonel ses sanatçının kullanabileceği indeksler vardır. Reflü şikayet ölçeği, öksürük şiddet ölçeği, sesle ilişkin yaşam ölçeği bu ölçekler arasındadır. Bugün şahsız KPV Türkiye'de Türkçeleştirildi ve aşağıya da paylaşıldı. Kullanabileceğimiz genç arkadaşlarımızın kullanacağı birçok materyal kanıta dayalı olarak güvenilirliği, geçerliliği yapılmış ve ülkemizde dilimize adaptasyonu sağlanmıştır. Buradan bütün formlara tüm katılımcı arkadaşlarımızın, meslektaşlarımın, hocalarımın seve seve paylaşırız. Formların Türkçesini sizlere iletebiliriz. Objektif değerlendirmeye geldiğimiz zaman, objektif değerlendirmelerde de özellikle sıklıkla kullandığımız akustik ses analizleri ve aerodinamik analiz sistemleri bulunmaktadır. Akustik ses analizinde özellikle kullanılan çeşitli ücretli satılan ve ücretsiz olan programlar vardır. Prat gibi ücretsiz değerlendirme yapılacak programlar vardır. Yine takım firmaların çıkarttığı, sunduğu programlar vardır. Genel olarak yapılanlar fundamental frekans, şiddet, frekansta sapmalar, jitter gibi, şimer, ses gürültü oranları, seste kırılmalar gibi birçok değerlendirme yapılabilmektedir. Yine konuşmada bizim ses değerlendirmesinde spontan konuşmayı da değerlendirebileceğimiz, disfoniyi değerlendirebileceğimiz kepstral ölçümler bulunmaktadır. Bu şekilde de akustik bir takım değerler elde ederiz. Burada önemli olan şey algısal değerlendirmelerle akustik ve aerodinamik değerlendirmelerin bir bütün olarak toplanması, bunların bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Hiçbiri tek başına yeterli değildir. Bu değerlendirmeler tanı koymaz ama pre-op postu. Pre-terapi, post-terapi de bize çok sağlıklı, önemli sonuçlar vermektedir.
Aerodinamik ölçümlere baktığımız zaman da kliniğimizde hiçbir aletimiz yoksa en rahat kullanabileceğimiz maksimum fonasyon süresi dediğimiz normal şartlarda hem çocuklarda hem yetişkinlerde belirli değerleri olan maksimum fonasyon süresi sığlığı oranı dediğimiz biliyorsunuz ünsüz bir konsonantla ünlü olan bir konsonantın ayrı ayrı hesaplanarak birbirine oranının bulunması yine aerodinamik ölçümler arasındadır. Aerodinamik ölçümleri de yine çeşitli aletlerle yapabiliriz. Subglotal hava basıncı, vital kapasite, glotal yeterlilik gibi birçok değerlendirmeyi içine almaktadır. Aerodinamik ölçümler ve akustik ölçümlerin de birleşmesi ve algısal değerlendirmeyle biz biraz önce bahsetmiş olduğumuz interdisipliner bir çalışma içinde buna karar veririz. Şöyle diyor, bütün yayınlar şunu gösteriyor. Çocuk ve yetişkinlerde profesyonel olsun veya olmasın, birlikte yapılan değerlendirmeler ve birlikte yapılan takiplerde terapiye devamlılık, terapi sonuçları, siz ilk başta çok iyi değerlendirme yapmış olsanız da birlikte ayrı ayrı değerlendirme yapmış olsanız da birlikte değerlendirdiğinizde hastanın memnun kalması, hastanın en kısa zamanda ses sağlığına kavuşması açısından çok fazla farklılık olduğunu göstermiş ve bunun ne kadar üstün olduğunu ortaya koymuştur. Buraya kadar değerlendirmeler sayın hocam, Haldun hocam. Bundan sonra ses terapilere devam etmek istiyorum, siz uygun görürseniz. Elbette. Hocam çok küçük küçük bir pürüz oluyor mikrofonda. Ama biz o elimizde değil siz... gibi anlıyorum. Yani aynen sonuçta kulaklığınız var. Herhalde internetten kaynaklanıyor. Arkadaşlarım arada beni uyarıyorlar. Ağzınıza evet. Sağlık. Keyifle dinliyoruz. Şöyle, ben bir kulaklık daha deneyeyim. Her şartı deneyelim. Yani aslında kulaklıktan olması gerekir ama kulaklık daha varsa eğer. Yok, çünkü hani bunda olmaması lazım kulaklık evet. Varken. Hani elimizde kalan son kulaklığı ve şeyi de deneyerek elimden geleni yapmaya gayret edeceğim. Şu anda çok net, gayet güzel geliyor. Ama o zaman sanırım hatlarda bir sıkıntı. Evet, bence de internetten ama genç ekibin de biliyorsunuz beklentileri çok yüksek böyle. Hemen pürüz olunca hop yazıyorlar bana. Ben ama de arada duyuyorum onu. Tabii pürüzsüz olsun. İnşallah en yakında. Şuraya bakmayın. Bu arada İstanbul'dan Seta Hocam da burada. Ona da bu arada selam söyleyelim. Hocam acaba mikrofon hocamızın yakasına mı sürtünüyor diyor. Seta Hocam mikrofon yakada değilken de biz pürüzü duyduk. Onun için şeye geçtik. Bir deneyelim onu da. Geliyor hocam. Bu arada teknik ekipte Zeynep Hanım var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, kızıma teşekkür ediyorum. Teknik ekip hakikaten. Zeynep'ciğim, modeme ne kadar uzaktayız? Arkadaşlarım bir de onu söylemişler. Hocam modeme yakın bir yere geçsek acaba fark eder mi diye. Hocam modeme yakın. Şimdi hocanın teknoloji sevmediği ortada. Şimdi ses iyice gitti hocam. Esra hocam şu anda duyamıyorum. İşaret diliyle yapmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi geliyor mu? Değil. Bir daha kulaklık deneyeceğim son kez. Modemi olabilecek en yakın yerdeyim. Sayın tamam. Katılım. Şu an nasıl? Hadi hocam. Yok. Az önceki daha iyiydi. Biliyorum. Tamam. Şimdi daha iyi. Evet. Yoksa şu kapağını açar mısın hocam? İzninizle bir su içeceğim ve umarım daha az pürüzlü gelir. Şu anda gayet net hocam. Pekala. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama ev koşullarında maalesef ancak bu kadar olabiliyor. Yok, gayet güzel, gayet güzel. Devam etmek istiyorum. Elinize sağlık. Bu arada süreme de sadık kalayım hocam. 25 dakika mı? Yani olabileceğimiz en rahat yerdeyiz. Bütün katılımcılar çaylarını, kahvelerini alabilirler hocam. Siz böyle kıymetli şeylerden bahsederken onlar da keyifle dinleyeceklerdir eminim. Peki, teşekkür ederim.
Evet, ses terapisi dediğimiz zaman ses terapilerini biz genellikle ikiye ayırıyoruz. Buradaki ikiye ayırmamızdaki neden, indirekt ses terapisi ve direkt ses terapisi diyoruz. Aslında bir hastaya direkt ses terapisi verirken içinde indirekt ses terapisi de oluyor. Ama bazı hastalar, ses hastaları, hastalıkları nedeniyle, hastalıkların doğası nedeniyle sadece indirekt ses terapisi alabiliyorlar. İndirekt ses terapisi neyi içeriyor diye baktığımızda ses hijyeninin arttırılması ve fonotravmanın azaltılmasını içeriyor. Yani vokal abuse'u azaltmayı içeriyor. Direkt ses terapisi ise vokal ses davranışını değiştirmek üzere koordineli ses üretimini hedefliyor ve vokal misyuzu yani sesin yanlış kullanımını düzeltmeye odaklanıyor. Genelde baktığımızda indirekt ses terapileri sadece bir hastaya indirekt ses terapisi vereceksek 1-2 hafta, eğer direkt ses terapisi vereceksek bu hem indirekt hem de direkt ses terapisini içeriyor ve yaklaşık ortalama 6-8 hafta sürüyor. Bir ses terapisi 8 haftadan fazla uzun sürüyorsa eğer mutlaka tekrar bir, hatta 8 haftaya gelmeden bir ara değerlendirme, tekrar bir ara değerlendirmeye hekimden istenmesi ve gidişata bakılması gerekiyor. Belirli özel durumlarda, vokal fold paralizlerinde ses terapisi süresi 12 haftaya kadar da uzayabiliyor. Bu 14 haftada olabilir. Ama bir ses terapisi hiçbir zaman 1 yıl, 2 yıl kadar sürmemelidir. Buna çok çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, biz direkt ses terapisi verdiğimiz zaman vokal kalite ve yeterlilik arttırmaya yönelik konuşma davranış tekniklerini değiştirmeyi hedefliyoruz ve burada da motor öğrenme prensiplerini göz önüne alıyoruz. Bu öğrencilerim ve genç meslektaş arkadaşlarım çok iyi bilirler. Bu slaytı çok severim. Keşke ben de böyle Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan bir cin gibi her şeyi çözüm bulabilseydik ve ses terapisi bir yemek kitabı gibi hangi hastalıkta hangi terapi verilir adım adım yazmış olsaydı. Ama ses terapisi bir yemek kitabı gibi tarifle maalesef yapılamıyor. Çünkü biliyoruz ki her zaman sağlıkta, tıpta hastalık yoktur, hasta vardır, durumuna göre özel olmalıdır. Ve yine şunu çok iyi biliyoruz ki tek bir program hiç kimseye her zaman tek bir beden olmaz. O yüzden ses terapisi bir konfeksiyon işi kesinlikle değildir. Kişiye özel bir terziliktir diyoruz. Bundan dolayı da ses terapilerinde holistik dediğimiz kişiye özel, kişinin ihtiyacına uygun terapi programlarının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle baktığımızda bütüncül ya da holistik ses terapisi ne demektir dediğimizde herhangi farklı ses terapisi yaklaşımlarının bir şekilde birleştirmesidir. Hiperfonksiyonel ve hipofonksiyonel bozukluklarda. Çünkü her zaman modifiye edilecek davranışlar, elimine edilecek semptomlar, gösterilecek psikolojik konumlar ve dikkate alınması gereken çevresel ve yaşam şekli faktörleri vardır. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve şu çok önemli, ses bozukluğu her zaman tek bir nedenden oluşmamaktadır. Bir sarmal problem vardır. Birbirine girmiş organik, psikolojik ve sosyal faktörleri çözmek bir bütün olarak ele almak gerekmektedir. Eğer bir terapist başarılı bir ses terapisi yapmak istiyorsa ve kısa sürede pozitif sonuç almak istiyorsa, terapist ve hasta arasındaki iletişim, güven, optimist beklentiler üzerine kurulması gereklidir. Bir hasta gördüğünüz zaman ben bu hastaya rezonans ses terapisi vereyim, ben bu hastaya yarı tıkalı yol ses terapisi vereyim demeden önce
mutlaka deneme ses terapisi yapılması gerekmektedir. Çünkü her hastanın ihtiyacına göre ve hastanın da kendisini rahat hissedebileceği, hastaya faydalı olabilecek ve işbirliği içine yapılabilecek bir programın seçilmesi gerekiyor. O yüzden de deneme ses terapileri aslında formal değerlendirmelerin sonunda başlıyor ve çeşitli uyarılabilirlik teknikleri deneniyor. Sesini nasıl duyacağız? Eğer ben bu sesi bu şekilde uyarırsam hastadan daha iyi sonuçlar, o sesten daha iyi sonuçlar alabiliyor muyum? Pozitif değişiklik yapan birkaç terapi tekniği deniyoruz ve terapinin hangi yönde gidişatıyla ilgili de daha iyi fikirler ediniyoruz. Ve bir takım tabii altın standartlar var. Biraz önce de dediğim gibi klinisyenin hastanın sesini çok iyi duyması, aynı zamanda da başarılı bir ses terapisinde hastanın kendi sesini çok iyi duyması gerekiyor. Hasta ürettiği sesin, çıkardığı sesin doğru mu, yanlış mı? Tiz mi, pes mi? Şiddeti nasıl? Çok mu nefesli, çok mu zorlu? Bunu duyması ve hissetmesi çok çok önemli. Ve biz hastaya bir motor öğrenme prensipleri dahilinde yine sesiniz sizi değil, siz sesinizi kontrol edebilirsiniz öğrettiğimiz zaman terapide başarı oranı çok daha artmaya başlıyor. Ve yine çok önemli bir şey, bazı durumlarda şunu da deniyoruz, tersine egzersizle başlıyoruz. Eğer sesini daha kötü yapabiliyorsan iyisini de yapabilirsin. Ve bir Çin atasözü var, iyi ya da kötü, eğer alışkanlıklarımıza devam edersek bunlar bir süre sonra bağımlılığa dönüşür diyoruz. Bu da kas hafızası ve alışkanlıklar üzerine başlıyor. Ve yine ses terapisinde bunlar bizim temel prensiplerimiz. Hangi yöntemi uygularsak uygulayalım. Bu genel prensiplerden bahsettikten sonra belirli hastalıklarda, hastalık gruplarında uyguladığımız yöntemler var. Ama yine olmazsa olmaz, çok önemli bir şey. Altın kural, işte bir altın anahtar resmi koydum hocam. Öncelikle solunum. Bir arabanın gitmesi için yakıta nasıl ihtiyaç varsa, bir sesin de kişiye ihanet etmemesi için, normal olması için güçlü bir enerjiye, iyi bir solunuma ihtiyacı var. Uygun postür, ses hastalıklarında, ses terapisinde, iyi ses üretiminde çok çok önemli. Ve gevşeme egzersizlerinin verilmesi çok önemli. Ses ısıtma egzersizleri çok önemli. Rezonans ses terapisini buraya koydum. Bugün dünyada en çok kullanılan yöntemlerden birisi olduğu için. Ancak ilk üçü solunum, postür, gevşeme ve ses ısıtma egzersizleri vereceğiniz, aşağıda sayacağım hangi programlar olursa olsun önünde mutlaka seanslara eklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kendi klinisyen olarak çok faydasını gördüm ve sizlerle değerli meslektaşlarımla paylaşmak istediğim bir konu. Evet, rezonans ses terapisini sıklıkla birçok hastalık grubunda kullanabiliyoruz. Yumuşak fonasyon dediğimiz bir yöntem var. Özellikle kas gerilim disfonisi, spazmotik disfoni, sert glotal atakların gözlendiği durumlarda yumuşak fonasyon terapisini kullanıyoruz. Bunların hepsinden çok kısa kısa bahsedeceğim sizlere. Yine yarı tıkalı ses yolu egzersizlerimiz var. Bunlarda da yine kas gerilim disfonileri, benign lezyonlarda bu terapi yöntemini kullanabiliyoruz. Lesek-Madsen rezonans ses terapisi var. Yine Stample'ın vokal fonksiyon egzersizlerinden bahsedebiliriz. Tek taraflı vokal fold paralizilerinde laryngeal yaklaştırma egzersizleri, yine vokal fold paralizilerinde pozisyonlama, başın pozisyonlanması, spazmatik disfonide belirli tiplerinde inhalasyonda fonasyon, fonksiyonel ses bozukluklarında gargara, dil dışarıda fonasyon çok kullandığımız yöntemler arasına girdi son yıllarda, 2010'lardan sonra. Özellikle kas gerilim disfonisinde, fonksiyonel ses bozuklukları içinde ve benign lezyonlarda kullanılabiliyor. Yine laringeal masaj, manipülasyon kas gerilim disfonilerinde kullanabiliyor.
Tersine egzersizler, biraz önce anlattım egzersizler, tüm terapi yöntemlerin içinde kullanılabiliyor ve belirli hastalık gruplarında kullanılabilecek. Lee Silverman ses tedavisi de Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıklarda kullanılabiliyor. Burada birçok kez, birçok yöntemde kas gerilim disfonisi deniyor. Şunun altını çizmek istiyorum Haldun Hocam. Eğer bir hastada benim lezyon varsa, vokal fold nodülü var ve siz buna yönelik bir terapi yapıyorsunuz. Bunun tabii ne zaman başladı, bu nodülü ne zaman başladı, süresi birçok şey önemli. Veya da sulcus vocalis var. Şimdi bu durumlarda veya da vokal fold paralisi var. Belirgin bir organik neden var. Ama bu organik nedenlere bağlı sekonder gelişmiş olan kas gerilim disfonileri de var. O yüzden eğer biz örnek veriyorum, biraz önce şurada söylediğim laringiyel yaklaştırma egzersizi yaptıracağız. Eğer bir vokal fold paralisi olan hastama bu tamamen tek başına yeterli olmuyor. Çünkü bu hastalarda bir süre sonra paraliziye sekonder gelişmiş kas gerilim disfonisi olabiliyor. O yüzden meslektaşlarımızın bu anlamda hani ilk başta konuşmamın başında gösterdiğim yumurta tavuk ve neye ihtiyacı var onun belirlenmesinin çok çok önemli olduğunu ve özellikle kas gerilim disfonisine yönelik de çalışmak gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Gevşeme ve ses ısıtma teknikleri, birçok teknik var. Şu çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ses ısıtma teknikleri dediğimiz zaman internete, YouTube'a girdiğinizde sayın meslektaşlarım o kadar çok vokal warm-up egzersizi görüyorsunuz ki ama bunlar tabii ki bazıları doğru, bazıları kanıta dayalı değil, geçerliliği, etkinliği, yeterliliği çok belli değil. O yüzden bu tür egzersizleri kendiniz veya hastanıza önermeden önce mutlaka belirli dernekler. Hocam bize de demek ki bir şey çıktı burada Haldun Hocam. Derneğimizin web sitesinde yayınlanacak olan şey, söz alıyorum sayın katılımcı. Keyifle tabii ki. Haldun Hocam'dan. Çünkü bunun en hoşuna bir Amerikan Akademi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Akademisi'nde bir vokal warm up çalışmaları var ki ben hani hastalarımız en fazla oraları önerebiliyoruz. Çünkü doğru çalışmaların yapılması gerekiyor. Hem profesyonel ses sanatçıları için, hem singing voice dediğimiz şarkı sesi için, hem de speaking voice dediğimiz konuşma sesi için doğru ses ısıtma tekniklerinin öğretilmesi gerekiyor hastalarımıza. O yüzden de inandığımız, güvendiğimiz yerlere bakmamızda, oradan kaynak ve referans almamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Gönül isterdi ki tabii kurslar düzenlediğimiz zaman bunların bazı dersler online verilebiliyor ama bu egzersizlerin, çalışmaların yüz yüze birlikte yapılması gerekiyor. Umarım yine en kısa zamanda bir araya gelme fırsatımız olur ve bu teknikleri birlikte geliştirebilme ve uygulama şansımız olur meslektaşlarımla ve daha genç ekibimizle. Ses ısıtma tekniklerinden solunum çok önemli. Hem solunum, diyafragmatik solunumu hastaya öğretmemiz gerekiyor. Bunun iki tane önemli nedeni var. Bunlardan bir tanesi solunum süresini uzatarak laringiyel gerginliği azaltmak. Bir diğeri de yeterli bir enerji, yani bir yeteri kadar benzin olması gerekiyor o sesin çıkabilmesi için. Bir diğer nedeni de doğru postür. Çünkü siz tabii gösteremiyorum hocam buradan şey olarak ama bir diyafram solunumu yapmadan klaviküler veya torasik solunumu yaptığınız zaman bakın gördüğünüz gibi larynksiniz baştan gerilmiş oluyor. O yüzden solunum ve postür ikilisini birlikte çok çok iyi dengelemek gerekiyor her türlü ses hastasında. Yine diyafram solunumunu yaparken burundan nefes alma, ağızdan verme, solunum esnasında göğüs, omuz ve kasların gevşemiş ve rahatlamış olmasını ve bütün vücudun aslında doğru bir postürde, doğru bir salınımla rahatlamış olmasına özen gösteriyoruz. Burada tabii ki sadece diyafragmatik solunum değil, başın pozisyonu, kulakların omuz hizasına paralel olma durumu, boynumuzun da renksinde ne önde ne fazla geride olması, hatta ayaklarımız bile yere basarken topuğumuza ağırlığın değil, ayak parmaklarımıza ağırlık vermek üzere bir postür içinde olmamız gerekliliği
de değişiklikler gösterebiliyor. Ve yine burada her hastalığa göre değişik solunum çalışmaları yapılabiliyor. Hastanın vital kapasitesi çok çok önemli ama genel temel prensip uygun postür ve diyafragmatik solunumu hastalarımızı öğretmek. Ama şu da çok önemli, ses terapisi dediğimiz zaman bir solunumla geçen bir 20-25 dakika kesinlikle olmamalı. Bunların kısa kısa bir 5 dakika kadar, 10 dakika kadar yapılıp diğer aktivite, diğer çalışmalara geçilmesi gerekir. Çünkü uzun yıllar boyunca maalesef sadece diyafragmatik solunum yaptırarak hastaların sesin düzeleceğine inanılırdı. Böyle bir şey yok. Bu bir bütünün çok küçük, önemli ama küçük bir parçası diyor. Ses ısıtma çok önemli. Ses ısıtma egzersizleri yaparken bizim bildiğimiz dil gevşetme, dil germe gibi birçok çalışma var. Ama onun öncesinde tüm vücudun üst ekstremitemizin de gevşemiş olması. Açık kalp, omuz silkme, boyun germe, yine boyun masajı, şöyle çene germe, yine çene masajı, çiğneme hareketleri, dudak gevşetme, dil gevşetme gibi dil germe hareketleri, dudak gevşetme hareketleri. Bunların yine değişik notalar yukarı ve aşağıya, mesela şöyle şeklinde dil germe hareketleri. Yine esneme hareketleri. Bunlar tabii o kadar uzun uzun ve detaylı anlatılması gereken teknikler ki, dediğim gibi bunlardan çok kısacık bilgiler vermek istiyorum. Bunların daha detaylı yapılması, detaylı çalışılması ayrı kurslarla gerekiyor. Yine esneme ses ısıtma açısından çok çok önemli yöntemlerdir. Yine kazu sesi dediğimiz sesi. Bir örnek verebilir miyim hocam? Lütfen. Şu şekilde düz glissando yaparak şeklinde. Bunların hepsi dediğim gibi olmazsa olmazları arasındadır ses ısıtma egzersizlerinin. Yine en çok önemsenen, sesi ısıttığımız gibi son hareket, sesi soğutmak da gerekiyor performans öncesi ve performans sonrası. Bu da yine öyle bir ve rezonansı öne getirerek yapacağımız bir çalışmadır ki yukarıdan aşağı doğru şeklinde sesi dudaklarımızın arkasında hissederek, dudaklarımızın karıncalandığını hissederek bu tür çalışmalarla öncelikle doğru postür, doğru bir solunum, daha sonrası ses ısıtmayla terapilere başlamamız gerektiğini öneriyorum. Rezonans ses terapisi çok etkinliği çalışılmış, kanıta dayalı yöntemlerden bir tanesi, birisidir. Kolay fonasyon ile ön oral titreşimlerin hissedilmesi ve vokal foldlar üzerinde streslerin azaltılması prensibine dayanmaktadır. En önemli şeylerden bir tanesi, sesimizi ses kutumuzda, tabii hastalarımıza larenks demiyoruz, ses kutumuzun içinde üretiyoruz. Burası sadece sesimizin üretildiği yer. Ama bizim hedefimiz sesimizi burada hissetmek değil, bu bölgede hissetmek. Alveolar, sırt, dudaklar, yanaklar, sert damak, yüz kemikleri, sesi burada değil, burada hisset. Sesini ses kutusunda üret. Daha sonra o ses kuyuda kalmasın, kuyudan çeker gibi sesimizi alıp yukarı doğru taşıyoruz. Buna bir tane, tabii sesin de çok iyi gelmeyebilir buradaki, hani rezonansı hissettirebilir miyim bilemiyorum hocam, deneyeceğim ama şöyle göstermek istiyorum. Bir ses üretiyorum. Bakın burada ses. Yukarıda bir rezonans yok. Bunu biz rezonans ses terapisinde buradaki sesi alıp dar alandan geniş alana projekte yükselterek, projekte ederek sesi alıp şu şekilde umarım bir miktar fark edilebilmiştir diye düşünüyorum. Tekrar yanlış yeri gösteriyorum. Bakın nerede hissediyorum diye hastaya soruyoruz. Hastanın kendi sesini duyması, kendi sesini hissetmesi en önemli. Sizin hastaya doğru söyledin, yanlış söyledin demeniz değil,
Sizin bunu hastanın kendine öğretmesi gerekiyor. Ve siz hastaya şunu yapıyorsunuz. Ben ses üretiyorum terapist olarak, siz yapıyorsunuz. Benim ürettiğim ses doğru mu? Doğru istenen bir ses mi? Yoksa istenmeyen bir ses mi? Diyerek siz üreterek hasta size, hastanız size yanlış ürettin. Şimdi doğru ürettin, yanlış ürettin, doğru ürettin diyerek aslında hastamıza bir kulak eğitimi vermiş oluyoruz. Ve daha sonra da kendisi de bu sesi yönetmeyi öğrenebiliyor. Yaratıkalı ses yolu egzersizlerine baktığımız zaman bu şemsiye bir terim. Vokal traktı uzatıyor, geriye pozitif basınç, vokal fold vibrasyonunu arttırıyor. Bu pozitif basınç fonasyonu tekrar başlatmak için de gereken basıncı düşürüyor. Çeşitli dil trilleri, pipete veya rezonans tüplerine fonasyon, sürtünmeli seslerin uzatılması, humming ve lax vox tekniği ki burada İlter hocamızın da geliştirdiği bir tekniktir. Ona da buradan saygılarımı iletmek istiyorum, sevgilerimi. Bunlar yarı tıkalı ses yolu egzersizleri içinde yer almaktadır ve etkinliği de gayet ispat edilmiş çalışma terapi yöntemleri arasındadır. Çok da kullanırız. Vokal fonksiyon egzersizleri, vokal kasların kuvvetini ve dayanıklılığını arttırmak üzere özellikle geliştirilmiş bir tekniktir. Özellikle aging voice, yaşlanan ses ve profesyonel seste kullanımı önceliklidir. Organik patolojilerde de vokal fonksiyon egzersizleri kullanılmakla birlikte uluslararası literatürde çok fazla hastalık üzerinde yapılmış henüz çalışma yoktur diye bundan da bahsetmek istiyorum. Flow of Ponation'da şöyle bir durum var. Konuşma esnasında hava akışının kontrolünü arttırmayı hedefliyoruz. Burada da yine bir kağıda, bir peçeteye üfleyerek bir akım olmasını istiyoruz. Fonasyon kolaylığı sağlanılıyor ve dengeli bir hava akışı odaklanarak yine hedefimiz ön, yani larynx bölgesindeki yükü alarak ön oral rezonansı arttırmak, yine kas gerilim disfonilerini de çok fazla kullandığımız yöntemler arasındadır. Yumuşak fonasyon, Türkiye'de tek başına sert glotal atakların görülmesi oranı %2-3, yani sert glotal atak yapma normal kişilerde %2-3, Amerikalılarda %10-15, yani 100 kelimeden 15'ini Amerikalılar sert söylüyor. Türkler ise %2-3. Bunu değerlendirecek formlarımız var Türkçe. Biraz önce göstermiştim, onu da size temin edebiliriz. Çünkü sert glotal ataklar bazen kas gerilim disfonilerinde gözükebiliyor. Bu kas gerilim disfonilerinde veya kas gerilim disfonisi olmadan özellikle liderlerde, askerlerde çok fazla karşılaştığımız bir şeydir. Daha ileride ses bozukluklarına yol açabiliyor. Buradaki hedefimiz, temel prensibimiz vokal fold temas kuvvetini azaltmak, vokal fold hasar riskini azaltmaktır. Yine onunla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Nasıl yapıyoruz? Burada bir büyük H, bir de küçük H gördünüz. Bu H'leri kullanıyoruz. Önce bir glotal atak örneği vermek istiyorum. Glotal atak bir ünlü ile başlayan kelimeden önce fonasyon öncesi vokal foldların birleşmesi durumudur. Şöyle ki, normal bir glotal atak olmayan bir cümle yapayım. Böyle spontan da yapmaya çalışıyorum. Haldun hocam ne olabilir diye. Ali al. Ama bazı kişiler şöyle söyleyebilir. Ali al. Farkındaysanız şu an bir sert glotal atak yaptım. Eğer hasta günlük hayatında bunu çok kullanıyorsa bu birçok probleme yol açabilir veya bunu kullandığı için de problemle, hastalıkla, bozuklukla karşılaşmış olabiliriz. Bu yumuşak fonasyonlarda yaptığımız şey, konuşurken hastanın kelimeleri birbirlerine birleştirerek konuşabilmesi, daha yumuşak bir fonasyonda konuşabilmesi ve ilk başlarda bir büyük H var. Hastamızda şunu istiyoruz. Bana öyle bir Ali al diyeceksin ki başına H koymanı istiyorum. Çok büyük bir H. Hali, hal. Şimdi küçük bir H ile istiyorum. Hali, hal. Şimdi hiç H demeyeceksin ama sanki H diyoru düşüneceksin ve o şekilde bana bir Ali al demeni istiyorum. Ali al şeklinde yumuşak bir fonasyona sert glotal atağa çalışılmasına bir örnek olarak da bunu siz değerli meslektaşlarımla paylaşmak istedim.
Manuel terapilerde tabii biliyoruz ki temel prensip kişinin alışkanlık edindiği kas gelimi ortadan kaldırıp larynx'in doğal kullanım pozisyonun hatırlatılması prensibine dayanmaktadır. Aronson'un çok geliştirdiği yöntemler vardır. Manuel terapilerde kullanılan yöntemler arasındadır. Evet, gargara. Gargara özellikle fonksiyonel ses bozukluklarında, afonilerde kullanılan bir yöntemdir. Afonilerde özellikle herhangi bir kapanma olmadığı için hastanın bu birçok nedeni olabilir. İyi değerlendirmek gerekir. Temel rasyoneli, prensibi yutma esnasında gerçek vokal fold kapanmasına dayanır. Genel rasyonel nedeni budur. Baş ve boyun çevresindeki kasların gerginliği azaltılır. Refleksif olarak da gerçek vokal fold adüksiyonunu ortaya çıkarmak hedeflenir. Bunun aşamaları vardır. Önce hastadan boynunu geriye atarak az bir su yardımıyla gargara yapması istenir. Suyla birlikte yapar. Daha sonra susuz bir gargara yapması istenir. Daha sonra başını normal pozisyona hatta alarak ses üretmesi istenir. Bu şekilde de özellikle afoni hastalarda gargara çok kullandığımız yöntemler arasında yer alır. Yine son yıllarda 2010'lardan sonra bizim belki de daha fazla kullanmaya başladığımız dil dışarıda fonasyon, dilin retraksiyonunu azaltmak. Fonasyon esnasında dil kökü ve çenenin gerilimini azaltmak. Konuşma solunum desteğini arttırmak için ve genişlemiş orofaryngeal boşlukta oral rezonansı arttırmak ve ses ağız bölgesinde yani yine yüz bölgesinde odaklanma prensibine dayanır. Buradan da hastanın çok gevşemiş bir şekilde çok ciddi sonuçlar aldığım klinisyen olarak kendi deneyimlerinden aldığım vakalar vardır. Özellikle sulcus vocalis olan hastalarda cerrahi önerilmeyen hani hocamlar biz cerrahi bir şey önermiyoruz bu hastam için dediği zaman ve onda da gelişmiş bir sulcusa gelişmiş çok sıklıkla karşılaştığımız kas gerilim disfonisi olduğundan dil dışarıda fonasyon egzersizleri yine çok önem taşımaktadır, önemlidir. Dil dışarıdayken değişik çalışmalar yapılabilir. Burada yine küçücük böyle bir örnek vermek istiyorum. Yüz tamamen gevşemiş bir şekilde dil dışarıda hastadan 1'den 5'e veya 1'den 10'a kadar sayması istenebilir. Süremi çok fazla aşmamak adına ben 1 ile 3 arası yapayım. Hocam şu şekilde tamamen gevşek olması gerekiyor. Omuzlar gevşek, pozisyonumuzu hiç unutmuyoruz. Postür duruşumuzu. Dil dışarıda. Ve öpe öp. Daha sonra dil içeri alınarak ve projekte ederek 1, 2, 3 şeklinde çalışmalar yapılabilir. Tabii bunların yine kendi içinde bir hiyerarşisi vardır. Bunlar sadece küçük örnekler göstermek adına sizinle paylaşmak istiyorum. Belirli bir hiyerarşi içinde bu tür çalışmaların hangi uyaranı vereceğiz, kaça saydıracak mıyız, kelimemi söyleteceğiz buna bakmak gerekir. Yine vücut hareketleriyle ses üretimini kombin etmek çok önemli bir şey. Burada tabii ki en önemli felsefesi bu çalışmanın hasta hem hareket ediyor hem de fonasyonda bulunuyor. Dikkati ses üzerinden uzaklaştırmak. Konuşma solunum desteğini kolaylaştırmak, daha geniş orofaryngeal boşlukla rezonansı sağlamak diyebiliriz. Diğer başka vejetatif seslerin çıkartılması, teknikler. Öksürme, boğaz temizleme, zorlu adüksiyon egzersizleri, inhalasyonda fonasyon, esneme, gülme gibi teknikler de mutlaka bizim kullandığımız, hastalığa göre kullandığımız teknikler arasındadır. Bir özel teknikler var. Bir tanesi de Lee Silverman ses tedavisi. Bu tedavi Parkinson'a özel gelişmiş olmakla birlikte bir takım diğer nörolojik bozukluklarda, yetişkin hastalarda ve çocuklarda kullanılabilir. Sertifika programlarını tamamlayan dil konuşma terapistleri uygulayıcı olabiliyorlar. Demek istiyorum. Bunlar bizim direkt ses terapisinde, ses davranışını değiştirmek üzere olduğumuz, davranışlarını değiştirmek üzere hedeflediğimiz programlar. Bunun ötesinde indirekt ses terapisi dediğimiz zaman da tüm genç arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Ses hijyeni demek. Sadece günde 8 bardak su için,
asitli yemeyin demek, sigara içmeyin demek değildir. Yine hastanın davranışını değiştirmek üzere o hastanın nerede yanlış yapıyor, neye ihtiyacı var? Buna yönelik kişiye hazırlanmış özel programların indirekt ses terapisi programında davranış düzenleme adına belirli formlar oluşturularak verilmesinin ve bunun da ses terapisti tarafından kontrol edilmesinin faydası vardır. Çünkü hekim arkadaşlarım da biliyor, konuşma terapisti arkadaşlarım da biliyor. Hani tek bir listeyle hani işaretleyip hasta belki sigara içmiyor. Eline öyle bir kağıt veriyorsunuz ki hastanın sigara içmeyin yazıyor. Bu da zaten terapist ve hasta arasındaki, hekim veya hasta arasındaki güveni baştan yıkmış oluyor. Ses terapisinde faydalanma ihtimali daha yüksek olan ve olmayan patolojiler var. Artık konuşmamız son 3-5 dakikasına geldim hocam. Toparlamak üzereyim. Modüller, primer kas disfonisi, fonksiyonel afoniler, hafif derecede vokal fold atrofileri, paradoksal vokal fold hareket bozukluğu, Parkinson, cerrahiye daha az gereksinim duyulan ve ses terapisinden daha fazla fayda görülecek durumlarken kist, polip, fibroz yapılar, püsiyodekist, skar, sulcus vocalis, papilloma, orta şiddetli derecede vokal fold atrofisi, renk ödemi, paralizi, şiddetli paralizler, spazmotik disfoni ve esansiyel tremorda ses terapisinden faydalanma ihtimali daha az olan durumlar, cerrahiye daha fazla gereksinim duyulan durumlar demek istiyorum. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu bir tabii ki bir kitap bilgisi ama bizim klinik deneyimlerimizde özellikle benim lezyonlardan poliplerin, polipin türüne ve tipine göre değişmekle birlikte ses terapisinden fayda gördüğü, cerrahiye ihtiyacının olmadığı durumların olduğunu bilmek gerekiyor. Bunu mutlaka hekimin ve terapistin birlikte karar vermesi gerekiyor. Çünkü eğer hekim o polip eksizyonunu yapmak istiyorsa sakın ben terapist arkadaşlarıma söylüyorum aman terapi vereceğim demeyin. Çünkü burada ortak ve birlikte olmanın çok önemi var. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki cerrahi öncesi yapılan terapilerinde cerrahi sonrasındaki terapiler üzerine çok büyük etkisinin olduğunu görüyoruz. Sulcus vocalis'te de yardımımız olabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi kas gerilim disfonisi açısından renk ödeminde indirekt ses terapisi veriyoruz ve paralizilerde de kullandığımız, vokal fold paralizilerinde kullandığımız yöntemler var. Sözümü bitirmeden önce, buraya kadar hastalıklar dedik ama hasta olmadan biz dil konuşma terapistlerinin de ses sağlığını koruma ve performansını da arttırmaya yönelik çalışması gerektiğini düşünüyorum ki özellikle yine Profesyonel Ses Derneği çatısı altında yaptığımız bu toplantıda profesyonel ses sağlığının mutlaka hastalanmadan korunması, ses hijyeni, ses bakım programları. Bunun içinde bir hastalık olmadığı için ses eğitimi dediğimiz ses ısıtma, soğutma, doğru üretim, projeksiyon gibi çalışmalar, eğitimler verilerek profesyonel ses kullanıcılarına, şancılara, diğer sahne sanatçılarına, tiyatroculara ve diğer tüm bu konuda sesini kullanan kişilerin bu tür eğitimleri alabileceğini, hastalık olmadan da ses eğitimleri, Estil gibi, Alexander metodu gibi, Linklater metodu gibi metotların olduğunu, sesi hastalanmadan da koruyacağımızı söylemek istiyorum. Ve sözümü ekip olmak, birlikte olmak bizi sonuca götürür diyorum. Ekip candır diyorum ve sizlere teşekkür ediyorum. Esra Hocam, biz size çok teşekkür ediyoruz. Bir kere Esra Hocam'la beraber olmak her zaman çok keyiftir. Çok profesyoneldir sunumlarını yaparken. Kendisiyle sözleştiğimiz üzere tam 59. dakikada bir saati aşmayalım diye biz Sisenis salonuna girmeden konuşmuştuk aramızda. Öyle tatlı tatlı anlattı ama sanki hiç şeye bakmazmış gibi, saate bakmazmış gibi. Ama tam 59. dakikada gerçekten bitirdi. Çok harika bir sunumdu. Hocam bu harika sunumlu kısmını ben söylemiyorum. Ben bunu defalarca söylemişimdir ama dinleyicilerimiz bana yazıyorlar buradan. Onlar adına iletiyorum bunu. Çok teşekkür ederiz değerli sunumunuz için. Şimdi dinleyicilerimiz derken harika bir grup var. Tabii bütün arkadaşlarımın ismiyle kendilerini tanımıyorum ama tanıdıklarım arasında kulak burun boğaz uzmanı, cerrah olan birçok arkadaşım var. Aralarında çok kıymetli hocalar var. Engin Hoca'yı, Sevtap Hoca'yı görüyorum aralarında. Dil konuşma terapisti arkadaşlarım var. Elçin'i gördüm, Eren'i gördüm,
birçok başka arkadaşlarım var burada. Profesyonel ses sanatçısı çok değerli arkadaşlarımız var. Sevgili Burak Bilgili'yi gördüm. Az önce Sete Hoca'dan bahsettim. Tuğçe'mi gördüm. Gül Hoca, Nilay Hoca hepsi aramızdalar. İsmini sayamadığım, unuttuğum bütün arkadaşlarıma İlter'den bu arada mesaj geldi. Bakü'den mesaj var. Kuzey Kıbrıs'tan mesaj var. Onun için çok harika bir grup. İşte bizim ses ailesinin keyfi bu arkadaşlar. Yani bizi fiziksel olarak bir araya getiremeyecek koşullar oluşsa dahi bir şekilde biz bir araya gelmenin, birbirimize temas etmenin yolunu buluyoruz. Bunu da bir fırsat olarak gördük. Bir yandan da işte Profesyonel Ses Derneği'nin 20. yılını kutlarken nasıl yaparız da hani bunları daha çok yaparız diye düşündük. Ben şimdi hocamla soru cevap kısmına geçmeden önce bu dostlarımın hepsine birer selam verdikten sonra sizi bu toplantılar hakkında azıcık yine bilgilendirmek istiyorum. Şimdi bu alan özellikle öğrenci arkadaşlarım için, genç arkadaşlarım için bu dönem çok bizim için kıymetli bir dönem oldu bence. Birçok kaynağa online erişebiliyorsunuz, birçok insana ulaşabiliyorsunuz. Her perşembe biz bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Sadece profesyonel sesten bahsediyor olmayacağız. Biz tıp insanları olarak, tıp doktorları olarak biliyorsunuz buna foniatri diyoruz. Biz foniatri deyince işin tıbbi kısmını anlıyoruz. Yani işte sesle, konuşmayla, yutmayla, profesyonel sesle, pediatrik otolojiyle uğraşan hekimler biz buna foniatri diyoruz. Sonuçta dil konuşma terapisti arkadaşlarım, hocalarım yine sesle uğraşıyor. Dille, konuşmayla tabii ki uğraşıyor, yutmayla uğraşıyor. Tabii ki konuşmanın, sesin gelişimi açısından otolojik kısmıyla uğraşıyorlar. Profesyonel ses kullanıcıları zaten hani bu işin sahnesinde olan onlar, sahada olan onlar, bunların hepsinden faydalanıyorlar. Dolayısıyla Profesyonel Ses Derneği'nin çok basit böyle bir web sitesi var. Onun içerisinde bir WhatsApp grubumuz var. Oradan WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz, arkadaşlarınızı üye edebilirsiniz. Bu sayede aktivitelerden daha hızlıca faydalanabilir, daha hızlıca haberdar olabilirsiniz. Şimdi hocam çok güzel sorular geldi. Ben o soruları birer birer size hani toparlayarak yöneltmeye çalışacağım. Ama cevaplara başlarken ben kendim hani kendi adıma en altını çizdiğim şey hani bu ev buradan eve ne mesaj götürürüm diye arkadaşlarım adına düşündüğümde hocanın hep şunu vurguladığını fark ettim arkadaşlar. Ses terapisi böyle bir şeyle alıp hani bir yemek kitabında hani herkes bol bol yemek yaptı ya karantina dönemlerinde böyle kekler pastalar herkes marifetlerini ortaya döktü. Böyle alt alta koyacağımız efendime söyleyeyim işte bir şeyleri koyup karacağımız bir şey değil. Ses terapisi çok kişiye özeldir. Ses terapisi çok böyle terzi işi bir şey. Onun için ses terapisi gönülle yapıldığında gerçekten çok keyifli bir şey. Yani değerlendirmesi de terapisi de cerrahisi de. Çünkü tıpatıp aynı hastaya, daha doğrusu tıpatıp aynı gözüken bir muayeneye bakarken, Esra'cığım onu da çok güzel vurguladı. Bir kere bir kronoloji çözüyorsunuz. O kadar hoş bir şey ki. Yani tamam bir kas gerilimi görüyorsunuz orada. Ama bu kas gerilimi primer bir şey mi, sekonder bir şey mi? Yani bu kas gerilimiyle mi başladı? İşte orada bir modül görüyorsunuz örneğin. Bu kas geriliminin sonucu olarak yanlış ses kullanımının sonucunda bu modüller oluştu. Yoksa bu modüller var diye işte bir yanlış ses davranışı elde edilip ondan sonrasında mı bu kas gerilimi oluştu? Velhasıl sizler de inşallah hani gerek dinlerken gerek uygularken bizim kadar keyif alırsınız diyerek. Hocam şimdi birkaç tane şey kendi üstüme düşen görevleri de sayayım sizden gelen pasla. Arkadaşlarımdan da bununla ilgili bir iki şey geldi, soru geldi. Siz warm-up'lardan bahsederken söylediniz. Arkadaşlarım da ölçeklerle ilgili söylediler. Bir küçük grup oluşturalım izninizle. Genç arkadaşlarımız da bize eşlik etsinler. Özellikle bu Türkçeleştirilmiş ölçeklerden bahsettik. Çok şanslısınız bu arada. Biz bunların hani yeni yayınlandığı yıllarda takip ediyorduk, kullanmaya çalışıyorduk. Bireysel olarak bunları kliniklerimizde uyguluyorduk. Sonra işte bir araya geldik. Bunların güvenilir geçerlilik çalışmaları yapıldı. Çok değerli çalışmalar halinde bunların hemen hemen hepsinin neredeyse Türkçeleri var. Bunları bence tabii copyright haklarını dikkate alarak şeye koyalım. Yani web sitesinden işte ise linklerini koyalım. Warm-up örneklerini koyalım. Ben şimdi bir iki soruyla başlayayım hocam. Bir tanesinde arkadaşlarımızdan birisi dedi ki sesin akustik incelemesi için önerileriniz nelerdir? Yani bu software önerisi olabilir, işte yaklaşım olabilir. Akustik ses incelemesi derken hani sahada ben ne yapabilirim diye soruyor. Software programı alınabilir. Burada
en çok kullanacak yöntemler arasında bizim en standart kullandığımız, bunu hem klinisyen olarak kullanacaksa hem de araştırma yapacak genç bir arkadaşımsa MDVP programları hani bize birçok konuda yardımcı olmakta. Akustik analizde bir de en çok bizim kullandığımız ADSV programı. Adana, Diyarbakır, Samsun, Van. Yine bu bir şirket adı vermek istemiyorum hocam. Şey var mıdır bilemiyorum. Software programları bulunmakta. Eğer şu an hani hiçbir şekilde bunları hani alamayacağım diyorsanız da Pratt'ta temel olarak fundamental frekans, jitter, şimer ölçümlerini yapabilirsiniz. Akustik incelemede olmazsa olmaz tabii ki değerler var. Ve ikisini temel olarak öneriyorum. MDVP, ADSV, Voice Range Profile dediğimiz VRP, bunlar Harmonic Noise Ratio, NHR. Bunlar baktığımız zaman bize güzel, keyifli sonuçlar verebiliyorlar. Terapi öncesi, sonrası ve dediğim biraz önce konuşmamda söylediğim gibi post-op durumlarda. Ve yayınlarda da zaten bunlara bakıldı mı, hangi software'ler kullanıldı deniyor. O yüzden olmazsa olmazlar arasında programlar vardır diyebilirim. Şimdi bizim daha önceki sunumlarımızda beraber olduğumuz arkadaşlarımız bilirler. Genellikle sunumlarımızın başında söyleriz. Hani bu bir online toplantı olduğu için söylemedik. Ben burada Esra Hocam adına da kendi adıma da bunu söyleyeyim. Hani burada zikredeceğimiz herhangi bir programla, herhangi bir şirketle, herhangi bir ticari uygulama ya da işte hardware ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Herhangi bir çıkar ilişkimiz yoktur. Sadece bunlar hani yayınlarda adı geçtiği için ve arkadaşlarımız sorduğu için ifade ediyoruz. Hocam açık kalp dediniz ya, açık kalbe çok soru geldi. Açık kalp nedir derler? Şöyle ki bu bir pozisyonu var. Kollarımız tabii burada gösterilmek o kadar zor ki bu bir pozisyon. Tamamen bütün akciğerimizin, koslarımız açık oldu. Omzumuzun geriye doğru, kollarımızın 90 derece açıyla, burada da tabii ki ekranda göstermek çok zor. Bu şekilde burundan kollarımın bir ikisi girmiyor. Şöyle yapabilirim, şöyle. Açık bir şekilde burundan nefes alma ve verme, ama tabii burada duvara yaslanarak yapmanız gerekiyor. O yüzden en kısa zamanda bizim kursta yapmamız gerekiyor diyorum herhalde. Çünkü göstermek çok zor burada. Peki, genç bir arkadaşım sormuş. Gevşemeyi üst eksemede gevşemeyi sağlayan bir gevşeme metodu, yöntemi, hareket. Genç bir dil konuşma terapisti arkadaşım sormuş, birinci sınıf. Algısal değerlendirmek için kulağımızı geliştirelim hocam diyorsunuz. Evet. Nasıl geliştireyim diyor. Çok güzel bir soru. Bunun için de şu çok önemli. Bununla ilgili çalışmalarımız var üniversitemizde. Ama yine bunu sadece tek bir üniversiteyle değil, burada değerli arkadaşlarım, bütün meslektaşlarım, bütün ailemiz burada, söylemek istiyorum. Şu kayıtlarımız elimizde olabilir öğrenci yetiştirmek adına. Bir VLS görüntüsü yanında vokal nodülü olan, çünkü bazen her VLS görüntüsündeki o nodülle o ses birbirine uymuyor. Bol bol dinleyerek, nodüllü hasta sesi dinleyerek, sulcus vocalis kas gerilimi olan hasta sesi dinleyerek. Burada da iş biz hocalara düşüyor. Bizim eskiden elimizde kasetlerimiz vardı. Dinlerdi, ne hastası diye sorarlardı. Evet, bu herhalde sulcus olabilir. Bu nodül olabilir. Burada da bize bu sorumluluğun düştüğünü söylüyorum Halit Hocam. Eski kasetler vardı ama yeni vakalarla biz bu tür serilerle öğrenci eğitiminde çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ses ve video kayıtlarını. Yani hasta gizliliğine önem vererek ses kayıtları koyabiliriz. Video derken VLS kayıt şeyden bahsediyor. Tabii. Aynı şekilde muayene kayıtlarını koyabiliriz. Gerçekten çok eğitici olur. İşte bakın her soru ben bir şey daha eklemek istiyorum. Özellikle ileride erken dönemlerde biz şimdi programlarımıza koymamıştık ama dil konuşma terapisti programlarında da mutlaka şan eğitiminin olması gerektiğini, hatta şimdi hocalarımızla da şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Temel şan eğitiminin olması gerekliliğini, herkes birbirinden bir miktar bir şeyler, transdisipliner diyoruz artık, bilmesi gerektiğinin. Şarkı söylemeyi öğrenmek, bunu bilmek, şarkı dinlemek de, İlter Hocama teşekkür ediyorum, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet, İlter'cim ben okuyacaktım yazını. İlter şöyle demiş, İlter Hoca arkadaşlar, şarkı söyleyin, şan dersi alın demiş. Herkesin kulağı gelişebilir demiş. Ben de katılıyorum. Bu arada Esra Hocam söylerken de sevgili Tuğçem'in, Tuğçem Kar, ona da çok sevgiler. Bize şöyle demiş, güzel sözlerini atlıyorum sevgili Tuğçem. Esra Hocam su gibi anlattı demiş. Yani bana olan güzel sözleri almıyorum, Esra Hocam'ları söylüyorum. Açıkçası yakın gelecekte üniversitelerde ses alanında disiplinler arası bölümlerin var olacağını öngörüyorum. Şan dersleri ve ses terapileri yapılan bir koridorda yürürken, aynı çatı altında stroboskopik muayenelerin yapıldığı odaların, akustik ses analizlerinin yapıldığı stüdyoların olduğu akademiler gözümde canlanıyor diyor. Ben de rüyalarımda görüyorum Tuğçe Hocam. İnşallah böyle güzel günlerde göreceğiz ama bu hani zihinsel olarak bir arada olmak, beraber çalışmanın kıymetini bilmek, birbirinden fikir almak, öğrenmek tabii çok keyifli ve bu öğrenme de herhalde ömür boyu sürecek olan bir şey. Her gün çünkü ben bir şeyler öğreniyorum. İşte yanımdaki genç arkadaşımdan, asistan arkadaşımdan ameliyatta bir şey öğreniyorum. Hemşire arkadaşımdan bir şey öğreniyorum. Diğer klinisyenlerden öğreniyorum. Dolayısıyla adım adım öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdi sevgili Burak Bilgeli'nin de bir notu vardı. Onu da unutmayayım diye onu da bir söyleyeyim. Şimdi tabii bir de terminoloji var. Sevgili Burak'la, Burak Bilgili ile bu arada bizim haftalık toplantılarımızı takip ederken ben küçük bir reklam yapayım. Türkiye Opera'nın da Instagram hesabını takip ederseniz çok harika, neredeyse her gün çok güzel sohbetler var. Çok büyük bir emek var orada da. Oradan da çok şey öğreneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Burak Bey'le de bir şeyimiz olacak bizim. Bir terminoloji çalışmamız olacak hep beraber ekip halinde. İşte bu bazı şeyleri tabii birebir çevirmiş olarak kullanıyoruz. Bazı şeyler dilimizde daha önceden yer etmiş oluyor. Daha kolay ifade edebilmek için onlara devam ediyoruz. Yine o hani kendi nüktedan şeyiyle Burak şey yazmış. Hocam ses ısıtma derken kışın boğazını kalorifere dayayan, efendim ses soğutma derken kendini buzluğa kapatan opera öğrencileri biliyorum. İşte sporcular nasıl kas soğutma ya da adrenalin seviyesini normale çekme gibi terimler kullanıyorsa biz de daha güzel Türkçe terimler bunlara bulabilir miyiz demiş. Evet. Çalışmalıyız herhalde değil mi hocam? Çalışmalıyız, evet. Peki. Başka buradan bakalım. Bakü'den sevgili Ramil sormuş Esra hocam. Ses ısıtması için tek bir metot yeterli mi yoksa birkaçını aynı anda kullanmamız gerekir mi? Tek bir metot kesinlikle olmaz. En azından benim kendi klinisyen olarak uyguladığım hem sağlıklı seslerde hem de ses bozukluklarında 7-8 tane gevşemeyle ilgili üst ekstremitenin, baş boyun kaslarının gevşemesiyle ilgili 7-8 hareket. Daha sonra ses ısıtmayla ilgili yine 7-8 hareket ve bu hareketlerin 7-8 tane de farklı aktivite ve bunların hepsinin de belirli setlerde olması. Yani 7 ama hepsinin birincisi 3 defa, ikincisi 3 defa, dördüncüsü 3 veya 5 defa duruma göre değişir. Tamamen bir bütün paket dememiz gerekiyor. Tek bir şeydir. Yani bir demek ses ısıttım demek değildir kesinlikle veya da sadece dudak titretmek. Şimdi çok sevgili Engin Hoca'nın, Engin abinin hani beni bilenler biliyor. Bende çok emeği vardır. Çok sevdiğim, saydığım bir hocamdır. Sevgili Engin Dursun şöyle diyor Esra Hocam. Şimdi biz küçük merkezler, büyük merkezler kadar şanslı değil. Ancak buralarda da cerrahiler yapılıyor. Terapi konusunda nasıl bir öneriniz olur? Yani işte az önce bahsettik ya biz hani genç arkadaşlarımız için tekrar ediyorum. Gerek cerrahi öncesi, gerek cerrahi sonrası siz ne kadar güzel bir cerrahi yaparsanız yapın, ses terapisi hastayı tedavi etmenin ana yöntemlerinden birisi. Biz buna ihtiyaç duyuyoruz ve şanslıyız gerçekten. İşte çok değerli arkadaşlarımız var, klinisyenler. Onlarla beraber çalışıyoruz ama Türkiye'nin değişik yerlerinde cerrahiler yapılıyor. Bazı yerlerde çok değerli cerrahiler yapılıyor ama terapist sayımız henüz bunun için yeterli değil. İnşallah artacak, her gün daha çok artıyor. Onlara nasıl bir öneride bulunabiliriz hocam? Şimdi tabii bu eskiden bir 3 yıl önce, 4 yıl önce daha zor bir şeydi gerçekten soruydu. Biz hiç terapist olmadığı zaman merkezler olduğumuz için hani
mutlaka hastalarınızla hani Hacettepe'de, işte Ankara Üniversitesi'nde, Büyük Eskişehir'de hani bakalım yardımcı olalım diyorduk ama artık mezunlarımızın sayısı, Engin Hocam çok teşekkür ediyorum sorunuz için, çok da haklısınız. Mezun sayımızın artmış olması, artık şehir hastanelerine de KT'lerin atanıyor olması çok büyük avantaj diye düşünüyorum. Hepimiz için, hepimiz, bütün Türkiye için faydalı olacak diye düşünüyorum. Şöyle yalnız kadrolar hala az. Siz hekim arkadaşlarımdan da Sağlık Bakanlığı'nda kulak burun boğaz hekimleri olarak ses terapisi açısından dil konuşma terapistlerine ihtiyacım varı sizin tarafınızdan da söylenmesi, bizim yeni yetiştirdiğimiz genç neslin sizlerle ortak çalışabilme imkanı daha çok açığa çıkartacaktır. Onun dışında da yeni mezun arkadaşlarımızın da yüksek lisans yaparak, şunu da tekrar vurgulamak istiyorum, burada genç arkadaşlarım da olduğunu düşünüyorum, bu kadar katılım için çok çok teşekkür ediyorum. Haldun Hocama çok teşekkür ediyorum. Katılımcı sayımızın çok yüksek olduğunu ve içinde genç mezunlarımızın ve mezun olacak arkadaşlarımızın olduğuna da inanıyorum. Katılamayanlar için başka toplantılarda inşallah görüşürüz diyorum. Ama şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Bir konuşma terapisti olduğunuz zaman bütün ses hastalarına bakamazsınız. Nasıl bir pratisyen hekim sadece her konuda bir bilgisi, bir miktar bilgisi vardır. Ses bozuklukları çok önemli bir alandır. Dil konuşma terapisinin önemli birçok alanı arasında ve özelleşmek istiyorsa da genç arkadaşlarımızın, burada not verici yapmak istiyorum, ses konusunda yüksek lisans yapmalarını, bunu yaparlarken de birçok çalışmaları hekimlerimizle sizlerle ortak yapmalarını tekrar vurgulamak istiyorum. Yeni yetişmiş elemanlarımızı, Engin Hocam inşallah bir eleman geldiğini biliyorum sizin oraya, geliyor, gelmek üzere eli kulağında, onun müjdesini vereyim. Tabii tabii Engin Hoca, biz şanslıyız, bizim var diye de not göndermiş az önce bana. Ama tabii herkes onun kadar şanslı değil. Evet, ama şöyle bir şeyimiz oldu, bölgesel konuşma terapistlerimiz var artık. Eskiden tabii ki bu ihtiyacı kaldırmaz. Ama her bölgede en azından 2-3 konuşma, dil konuşma terapistimiz var. Hatta şimdi mesela Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde bölüm açıldı. 3 tane araştırma görevlisi tekrar yeniden atandı ki orada bir 6 tane, 7 tane. Sadece üniversitede dil konuşma terapisti var. Bu bölgelerin böyle artıyor olması da bizim hoşumuza gidiyor. Ama şunu unutmayın, tek mezun olmak da. Bölgede, onu hocamla da konuşmuştuk, mezun olduk yaparız değil. Bunu kaliteli, özel, çok çalışarak, özelleşerek ve mümkünse yüksek lisans yaparak yapmanızda faydası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sağ olun hocam. Harika. Sağ olun hocam. Çok güzel sorular var. Şimdi bir tane, evet, üzerinde çok duramadık. Özellikle çocukluk çağı ses bozuklukları ile ilgili. Çocukluk çağı ses bozukluklarında aileyle nasıl bir planlama yapılmalı, nasıl bir davranış yolu izlemeli demiş arkadaşlar. Evet, burada çok önemli bir şey var. Çocukluk çağı dil bozukluklarında biz indirekt ses terapisi, tabii çocukluk çağı dediğimiz zaman bu da önemli bir şey. Eğer okul öncesi dönemde mi, okul çağı çocuğu mu? Çok çok önemli. Okul öncesi dönemse biz mutlaka bunu aile temelli yapıyoruz. Ve indirekt ses terapisi yöntemiyle yapıyoruz. Ama bu indirekt ses terapisinde de yine belirli davranış düzenlemeye yönelik, çocuklardaki indirekt ses terapisi miktarı daha farklı oluyor, çalışmalar yapıyoruz. Oyun temelli, aile temelli ve oyun temelli olması gerekiyor. Burada çeşitli oyuncaklar, çeşitli materyaller, çeşitli oyun kartları kullanarak oyun içinde çocuğun sesini doğru bir şekilde kullanması üzerine çalışıyoruz. Aile katılımına önem veriyoruz. Terapiye, aile terapi seansına aileyi de mutlaka katıyoruz. Şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Çocuklar ve beyin, aslında bizler de öyle, eğlenerek öğreniyorlar veya eğlenerek bir şeyleri düzeltebiliyorlar. Ne kadar eğlenirlerse o kadar başarılı olur. Siz terapist olarak eğlenin, çocuklar eğlensin, aileler de eğleniyor. O zaman çocukluk çağı ses terapileri gayet keyifli geçiyor. Teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi terapi, tabii ses terapisinden bahsettik. Konu dışında gelen sorularla ilgili arkadaşlar, daha sonraki toplantılarda sorularınızı cevaplayacağız. Öyle diyeyim, hani ses dışındaki sorusu olan arkadaşlarım bunu almış olsunlar. Çünkü az önce söylediğim gibi foniatri ile ilgili her alanda bazı
şeyler yapmaya çalışacağız, toplantılar yapmaya çalışacağız. Ben şimdi Esra hocamı küçücük dinlendirirken hemen böyle bir reklam gireceğim. Eğer becerebilirsem şu anda Zoom'da. Bakalım share screen yapabiliyor muyum ben buradan? Bakalım. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir sonraki toplantının sunumu önümüzdeki hafta çarşamba günü, perşembe günü, perşembe toplantısı. Perşembe günü saat 7'de Brezilya'dan bir konuğumuz olacak. Sevgili Ronaldo, Ronaldo Yazaki, profesyonel yani artistik seste fono cerrahi ile ilgili çok spesifik bulgularını bizimle paylaşacak. Şimdi benim bu sharing'i durdurmam gerekiyor. Toplantıyla ilgili bir şey var. Toplantıyla ilgili derken de Avrupa Fonyatistler Birliği Kongresi'nden bahsediyorum. Bu biliyorsunuz Ekim 2020'de yapılacaktı ama pandemi nedeniyle bütün toplantılar bir yıl sonra ertelendi. Bütün toplantılar derken Boğaz alt dallarının Avrupa derneklerinin toplantıları bir yıl sonra ertelendi. Bunun resmi açıklaması önümüzdeki haftalarda yapılacak. Çok büyük ihtimalle yine Ekim ayında, Ekim 2021'de olacak arkadaşlar. Onunla ilgili soru soran arkadaşlarım için. Esra Hocam, Bakü'den Ramil Hoca illaki sesimi duyurmak istiyorum diyor. Ben onu bir bağlamaya çalışacağım şimdi. Ramil'in bir Bakü'den sesini duyalım. Merhabalar Ramil Hocam, nasılsınız? Ramil? Ramil orada mısın? Evet hocam, buradayım. Oh, hem de evdesin, harika. Ben hala ofisteyim. Evet, hızlıca dinliyoruz Ramil'cim. Hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız hocam? Ben yolda dinledim hocam. Yani eve yeni vardım. Çok teşekkür ederim. Bizim WhatsApp grubu vasıtasıyla herhalde Azerbaycan'dan da bayağı bir dinleyicimiz olması lazım. Bilmiyorum. Evet, evet. Uluslararası bir grup olduk. 20. senede bir şey diyeyim hocam. Bizim buradaki eğitim devam eder. Biz online olarak eğitimi devam ediyoruz. Ve bizim bölümün 16 Haziran'dan sonraki 2 haftalık neredeyse bir mevzusu tam da sesle ilgili. Buradan bir söz alayım mı ya hocam? Ondan dolayı sesimi illa da çatırayım. Sen kayda geçsin diye bağlandın. Hemen susturabilirim. Biliyorsun burada bir düğme var sadece. Biliyorum hocam. Ama sizden bir söz alayım. Elazığ 2-3 Türkiye'den. Artık siz nasıl uygun görürsünüz hocam. Gündelik 2-40 dakikalık şeyimiz var bizim, eğitim online. Bizim hocalardan alabilir miyiz? Fono sözcülü için ayrı veya ses terapisi. Esra Hoca burada zaten. Bir söz alalım. Biz eğitim için her şeye varız Ramil'cim. Esra Hocam da hiç ben hayır dediğini duymadım. Ama bunu da yazdık bir kenara. Hani online olarak kayda geçirmeni de kaydettik. Orasını düşünmemiştim hocam. Seve seve. Seve seve Ramil'cim. Seve seve. Bakü'ye sevgiler. Sevgiler Bakü'ye. Şimdi Esra Hocam, spesifik bir iki soru var. Birisi, vokal fonksiyon egzersizlerinden bahsettik. Gül Hoca soruyor Kayseri'den, şan eğitmeni. Gül Hocam da Erciyes Üniversitesi'nde doçenttir. Merhabalar Gül Hocam. Vokal fonksiyon egzersizlerinin özellikle profesyonel seslerde ve yaşlanan sese uygulandığından bahsettik. Bununla ilgili birkaç küçük örnek verebilir mi hocamız demiş. Hocam merhabalar, çok teşekkürler sorunuz için. Şöyle söyleyeyim, vokal fonksiyon egzersizleri tabii ki hangi bir klinisyen olarak kendi görüşlerime terapiler için söylüyorum. Ama vokal fonksiyon egzersizleri benim kullandığım egzersizler arasında değil. Çok netlikle yaşlanan seste, yani performansı, direnci artırmak üzere yapılan teknikler ve aşamaları var. Öğrenilebilen bir yöntem. Performansı arttırdığı için profesyonel ses sanatçılarında kullanılabilir. Yani tek kısa böyle anlatabilmem çok mümkün değil. Ama klinisyen olarak görüşümü, hocam siz yaptığınızda bir ilerleme kaydettiniz mi diye soracak olursanız, uyguladığım bir yöntem değil vokal fonksiyon egzersizleri. Ama temel mantığında yine projeksiyon, rezonans ses terapi yöntemleri arasında geçer. Bu bahsettiğimde aging ve yaşlanma ve profesyonel ses kullanıcılarındaki durumda özellikle araştırmalarda yapılmış ve etkinliği kanıtlanmış
olduğu için söylemek istiyorum. Kullanılabilir. Yine beyin lezyonlarda da vokal fonksiyon egzersizlerini yapan, kullanan terapist arkadaşlarımız var. Onlar da umarım daha uzun yıllar hani etkinlik üzerine çalışmalar yapılır. Hani biz de çünkü bir terapi yöntemi uygularken kanıta dayalı egzersizlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama uygulayan arkadaşlarımız Sayın Gül Hocam konuşabiliriz. Elçin Hocam Anadolu Üniversitesi'nden vokal fonksiyonlar egzersizler üzerine çalışırlar. Kendisiyle toplantı süremiz çok kısa olduğu için bir iletişime geçersek hep beraber Elçin Hocam'ı da daha sonra görüşlerini alabiliriz. Ama beyin lezyonlarla ilgili yapılmış bir çalışmaya maalesef, yani Citation Index'te olan bir çalışmaya henüz rastlamadık. Özellikle bir tekrar tekrar check ediyorum ki bilgileri, yanlış bir bilgi vermek üzere. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Esra hocamın çok güzel vurgu yaptığı gibi bu tabii sese yaklaşım işte artık nasıl dersek multidisipliner, interdisipliner, transdisipliner her birimizin daha etkin olduğu belli ses patolojileri var. Bunu profesyonel sesle ilgilenirken ya da profesyonel sesteki patolojiler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Az önce bir arkadaşımın sorusuna cevaben söylediğimiz gibi ses terapisi bizim temel tedavi yöntemimiz. Yani her ses hastasında ses terapisinin yeri var. Yanı sıra medikal tedavi uyguladığımız hastalar var. Yanı sıra cerrahi tedaviler uyguladığımız hastalar var. Ama iyi bir ekibiniz varsa herhangi bir cerrahi hastasında, bunu çok içtenlikle söylüyorum, cerrahi endikasyonunuz kist olabilir, polip olabilir, renk ödemi olabilir. Yani hocamın ses terapisinin daha az etkin olduğunu düşündüğüm kısım diye o slide'ı hatırlarsanız sağ taraftakilerden birisi olabilir. Onların da her birinde aslında ses terapisinin yeri var. Çünkü o bireyin sesi doğru şekilde çıkardığını, doğru ses davranışını edindiğinden emin olmamız bizim cerrahi başarımızı çok arttıran, cerrahi başarımızın kalıcılığını çok destekleyen bir şey. Cerrah arkadaşlarımdan, kulak-kulak uzman arkadaşlarımdan gelen mesajlar var. Onlara hani toparlayarak bir cevap vermiş gibi olmak istiyorum. Onun için bunu tekrar altını çiziyorum. Farklı endikasyonlarda, burada poliple ilgili, renkle ilgili, kort paraziliyle ilgili sorular var. Bunların hepsi de bizim girişimsel olarak uyguladığımız, gerek enjeksiyon laringoplasti olabilir, mikrocerrahi olabilir, işte bazılarında beraberinde medikal tedavi verdiğimiz durumlar olabilir. Ses terapisinin bize çok katkısı var. Ses terapisi sadece bireyin yaptığı bir şeyler değil. Ses terapisi bireyi davranışsal olarak değiştirdiğimiz, şekillendirdiğimiz, dolayısıyla onun bir şeylerin farkına varmasını sağladığımız ve beraber yol aldığımız bir şey. Dolayısıyla terapinin hepsinde etkisi var. Hocam bu hani multidisipliner yaklaşım mantığıyla ilgili psikojenik disfonide psikolog, psikiyatrist desteğiyle ilgili bir soru sormuş arkadaşımız. O konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Özellikle bir gargara yöntemini söyledim. Hani bu gerçekten çok o an için hastanın sesi çıkıyor ama altta yatan başka bir problem varsa. O yüzden anemnez çok çok önemli. Anemnez aslında o hastayla iletişime, etkileşime girdiğinizde, o değerlendirme esnasında birçok şeyi, hastayı koklayabilmek çok çok önemli, anlayabilirsiniz. Ama hastaya hemen sesinizin, ben açıkçası bir psikiyatri probleminiz olabilir. Yani siz bir psikiyatriste gidin derseniz hasta ne size bir daha gelir ne de psikiyatriste gider. Genelde bunu söyleme, eğer böyle bir şüpheniz varsa bu yöntemleri yaparak tek ses terapisi anında, seans anında hastanın sesi o an düzelmiş olabilir. Ama bunun bizim ses terapilerine de en çok dikkat etmemiz kalıcılığı, devamlılığıdır. Altta yatan bir şeyler. O yüzden deneyimli bir klinisyen olmak çok çok önemlidir. Tabii ki olmazsa olmazlardan. Açıkçası birkaç seans verdikten sonra, tabii akut bir durum yoksa, varsa hemen göndermek gerekir. Altta yatan, gizlenmiş bir problem varsa, psikosomatik bir problem varsa psikiyatriden konsültasyon istemek gerekir. Ama artık biz şunu da biliyoruz ki psikiyatride çalışırken bile kişinin ses bozukluklarıyla çalışan bir psikiyatrist olması gerekiyor. Ben altın standart olması açısından, yoksa hani hastaya sadece bir antidepresan verip başka bir şekilde psikolojik bir psikoterapi vermeden bir yaklaşımın da yeterli olduğunu zannetmiyorum. Konsültasyon istemek, hastayı takip etmemek çok tehlikelidir. Hani siz kendiniz, ben konsültasyonu istedim, görevimi yaptım demek
bence yeterli değildir Haldun Hocam. Hastanızın arkasında olmanız gerekiyor. Gerekirse psikiyatristiyle görüşmeniz gerekiyor. O yüzden artık hani transistler deyip hasta ortada, hepimiz bir şekilde bir yerden hastaya yaklaşmamız gerekiyor. Açıkçası çok iyi bir klinikte, Tuğçin Hocam söylemişti, hani şan dersleri olsun, hepsi olsun. Bence hepsi olurken de konseylerde mutlaka ben, çok lüks belki diyeceksiniz. Bizim biraz hacet, yani öyle bir şansımız da var. Sizlerin de ses ve konuşma alanında çalışan bir klinik psikologla çalışmanızın faydası olduğunu düşünüyorum. En azından konseylerde birlikte olup hastayla bir görüşme yaparak çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum. Bir klinik psikoloğunda, çünkü ses hastalıkları ve psikoloji çok birbiriyle eş giden şeylerdir. Klinik psikoloğunda ekipte var olması gerektiği inancındayım. Eğer yoksa da uygun bir dille hastanın doğru yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Şimdi yine ben böyle bazı soruları birleştirmeye çalışıyorum. Onun için böyle düşünerek soruyorum sorularımı. Şan terapisiyle ses terapisini birbirinden ayıran fark tam olarak nedir? Şan terapisi ve ses terapisi. Ses terapisi. Ya da bir soruda da şöyle demiş bir arkadaşımız. Singing voice terapi ile şan eğitimi arasında ne tür benzerlikler ya da farklılıklar vardır? Güzel bir soru. Şöyle, ikisi aslında birbirinden farklı sorular. Biz o yüzden bir konsensus, yani bir terminoloji geliştirirken buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdi biraz terapi dediğiniz şey bir patolojiyi düzeltmektir. Yani sağlam bir organın, fonksiyon gören bir organın hastalanması ve onun düzeltilmesi durumuna biz terapi diyoruz. O yüzden şan terapisi yerine biz sağlıklı bir sesin daha etkin hale gelmesi. Bunun bir diğer adı da vokal koç dediğimiz. Çok değişik isimler var, ortak noktalar, ülkeden ülkeye değişen noktalar var. Sağlıklı bir sesi daha etkili hale getiren, daha fonksiyonlu yükselten. Şöyle düşünün, koşuyorsunuz, iyi bir atletsiniz. Performansınızı arttırmak için çok iyi bir antrenöre ihtiyacınız var. Atletin iyi bir antrenöre ihtiyacı var. Buna biz şan eğitimi diyoruz. Antrenör, atlet koşarken düştü. Düştükten sonra menisküsü yırtıldı. Cerrahiye gitti, menisküs ameliyatı oldu. Ve oradaki kasların fonksiyonu tekrar kazanabilmesi için de, kaybolan fonksiyonu kazanabilmesi için de rehabilite edilmesi gerekiyor. İşte biz bu rehabilitasyon durumuna da terapi diyoruz. O yüzden şan terapisi değil, doğru Türkçe olarak, ki biz bunu bütün hocalarımla, arkadaşlarımla konuşarak rahatlıkla şimdi söyleyebiliyorum ki bir ortak akıl oluşturma yolunda bir araya girdik. Şan eğitimi dememiz daha doğru olduğunu diye. Çünkü eğitim ve terapi dediğim gibi birbirlerinden farklı şeyler olduğunu düşünüyoruz. Yani bu şekilde ses terapisi dediğim gibi farklı. Şan terapisi değil, şan eğitimi dememiz gerekiyor. Bir diğeri singing voice. Ve şan, evet, bu hocamın, katılabilir miyim? Teşekkür ediyorum İlter Hocam. Şan eğitiminde rehabilitasyon bulunmaz demiş Haldun Hocam. Oradan aldım ki hocamı tamamlayabilmek adına izninizle. Çok doğru. İlter Hocam'a da destekleri ve katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Üç tane kavram var, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle ki bu kavramlardan da yine İlter Hocam'ın bir katkısı, hocam herhalde artık onu şey yapar. Ben diğer soruya cevap vereyim. Singing voice terapi ve şu nedir dediğimizde hocam nasıldı sorumuz? Singing voice terapi. Ve şan eğitimi. Şan eğitimi değil. Evet, şan eğitimi birbirleriyle aynı değil. Kesinlikle değil. Şöyle söyleyeyim. Speaking voice dediğimiz şey bizim konuşma sesi terapisi ve dil konuşma terapistlerini yaptı. Singing voice terapisi dediğimiz şan eğitmenlerinin kulak burun boğaz hekimi olmadan, yani birlikte mutlaka dil konuşma terapisti ile birlikte şarkı söyleme sesine yönelik hasarlanan profesyonellerde destek veren kişilerdir. Açık olabildim mi Haldun Hocam?
Gayet güzel hocam. Yani, bir diğer grubumuz daha var. Bugün aslında Türkiye'de biz yavaş yavaş bunu söylemeye başladık ve bir çok da keyif alarak bir Ferhan Hocam ve Hakan Hocam'ın editöründe bir güzel bir laringoloji kitabı çıkacak, textbook'u çıkacak. Onun içinde de bunlara yer verdi. Kendine teşekkür ediyorum. Şöyle ki, konuşulmayan bir performans sanatçı acting voice var. Yani oyunculuk sesi. Bu da singing voice'dan farklıdır. Burada da yine bu sesin eğitimi, eğer bir tiyatrocunun sesinde bir hasar meydana geldiyse, yine bu oyuncu sesi terapisi denilen, terapisti demiyorum, çok özür diliyorum, oyunculuk sesi eğitmeni dediğimizde bir kavram daha vardır. Şan eğitmeni gibi oyunculuk sesi eğitmeni de tiyatroda çalışan, performans gösteren sanatçılar için kullanılmaktadır. Yani üç tane temel kavram var. Ve biz de herhalde bunları bir 20 kaç yıllardır oturtmaya çalışıyoruz ama artık sanırım sağ olsun birlikte de çalışarak şan eğitimden arkadaşlarımızla, hocalarımızla, meslektaşlarımızla daha da ileri yollara alacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi çok güzel sorular var arkadaşlar ama bizim bu iş için ayırdığımız yaklaşık 1,5 saatlik süreyi biraz aştık. Ben spesifik bir iki soruyla, daha doğrusu spesifik bir iki klinik duruma da değinerek bugünkü oturumu toparlamaya çalışacağım. Hocam şöyle bir net soru var. Terapi sıklığı ne kadar olmalıdır? Ve terapi sonlanmak için kriter nedir? Evet, bu çok güzel bir soru. Kriter... Mümkünse mutlaka bir motor öğrenme prensiplerinden bahsediyoruz. Hani terapi 8 seans. Dedi ki bir benim lezyon var. Vokal foldlarda bilateral nodül var ve biz bir terapi vereceğiz. Bunun için önerilen 6-8 seans. Bunu biz bu 8 seansı bazen onu görüyorum ve işe yaramadığını da biliyorum. Hasta Ankara dışında oturuyor. Diyelim ki geliyor ama aslında bir yerden geliyor. Ayda bir gel, ses terapisi vereceğim. Şimdi hastanın size 8 ay gelmesi gerekir. Yani süreye baktığınız zaman. Süre ve sıklık çok çok önemlidir. Yapılamaz. En az haftada bir olmak koşuluyla 8 seans dediğimizde 2 ayda bu işin bitmesi gerekir. Bitirme kriterleriniz nelerdir? Hastaya kendi doldurduğunuz değerlendirmeler. Yani benim biraz önce pre-terapi, post-terapi dedim. Algısal değerlendirmeler, objektif, akustik, aerodinamik değerlendirmeler çok güzel. Ben kulağımla dinledim, harika. Hasta diyor ki muhteşem, çok iyi, iyileştim diyor. Ama Haldun Hocam bilir, ben biraz obsesifimdir. İyileştiğini de BLS'yi görmeden, kulağımız da önemlidir ama değerlendirmenin bir bütün olduğunu düşünüyorum. İçimize sinsin istiyorum. Bir nodülde bile böyleyimdir. Klinisyen gözüyle baktığımda BLS'nin olması gerekir. Yine bütün değerlendirmelerin yapılması gerekir. Hekim BKT el ele verir. Hastaya hadi gidebilirsin. Yolun açık olsun. Bundan sonra yine 15 günden fazla tekrarlayan bir problemin olursa lütfen verdiğim egzersizleri evde yapma, tekrar muayeneye gel denir. Denmesi gerekir. Sıfır hasta gözüyle bakmak gerekir. Haftada bir diyorum ama şu yapılan son çalışmalar, ki ben de daha etkin olduğunu yine gördüm. Haftada hasta gelebiliyorsa, hastanede çalışan meslektaşlarımız için zor bu SUT'tan dolayı. Hani 10 günden önce göremiyoruz. Hani özelde çalışan arkadaşlarımız için çok da hızlı da yol alıyorsunuz. Haftada 2-8 seans görürseniz bir aylık sürede çok faydalı olur. Bitirme kriterlerimiz dediğim gibi bunlar. Eğer devam edecekse, vokal fold paralizisi var. 10-12 seansa çıkabilir. Eğer bu böyle bir şey olacaksa veya bazen sadece 8 değil, nodülde de bir başka bir durumda da, paralizde de, kas gerilim disfonisinde de bazen bu seans sayısı artabilir. Artacaksa da eğer mutlaka yine ara değerlendirme, görüntüleme ile ara değerlendirme yapmak. Anketlerle değil, görüntüleme ile ara değerlendirmenin yapılması gerekir. Ses terapisi 8 seanstır diyerek de illa 8 seans değil, bazı hastalarımızda 2-3 seansta da olabilir, bitebilir. Şunun altını Haldun Hocam çok önemli çizmek gerekiyor. Mutasyonel falsetto'dan başlamadım. Şöyle bir şey var. Ben mutasyonel falsetto hastasının
sesini bir seansta düzeltiyorum. Bir seansta düzelirim. Şurada şu hata şu. Evet, siz larenksi indirerek belirli başka teknikler kullanarak tek seansta frekansı indirebilirsiniz. Ama ses terapisinden hastanın fayda görmesi demek, terapi odasında 140 Hz'den 110 Hz'e inmesi demek değildir. A derken ki değildir. Kelimede, cümlede, klinikte ve sokağa çıktığında, otobüse bindiğinde. Çünkü bu hastalar, ben bir seansta düzelttim diyen çok var, öyle düzelmiyor. Bu hasta için, hocam ben bir randevuda alacaktım. Orada klinikteyken frekansı 110'du. Bu demek ki terapide elde ettiğimiz bu test terapisi o anlık performans değil, hastanın terapide gösterdiği performansı tüm hayatına yansıtması demektir. Buna da çok dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Peki böyle şimdi yıllarca beraber konuşup işte toplantılar yapınca herhalde hocam artık benim zihnimi okumaya başladı. Benim bir sonraki sorumu anlayıp mutasyonel falsettoya da girdi Esra hocam. Sevgili Gökçe'nin, Doktor Gökçe Hanım'ın bir sorusu vardı bize. Dirençli mutasyonel falsettoda terapi yaklaşımınız nedir diye. Bazen biliyorsunuz çok kolay oluyor mutasyonel falsetto hastalarında ilerlemek ama bazen de gerçekten çok dirençli olgular oluyor. Onlar için spesifik bir şey söylemek ister misiniz hocam? Mutasyonel falsetto'da dirençten kasıt tabii o çok açık uçlu. Hani kaç direnç derken ben herhalde şöyle anlıyorum. Hani o az önce söylediğimiz örnekle gidecek olursak hani böyle bir seansta çok yol alamadığımız doğru sesi yakalamak konusunda zorlandığımız olgular gibi anlıyorum. Evet. O yüzden bir seans gibi bu algının kaldırılması gerekiyor. Mutasyonel falsetto bir seansa düzeltirim diyen tüm interdisipliner gruptaki tüm meslektaşlarıma, hekim arkadaşlarıma, dil konuşma terapistlerine selam söylüyorum. Çünkü şunu da biliyorum, bir seansta olmadığı zaman acaba cerrahiye gidip inceltme ameliyatı hemen yapalım mı ya da gitmemesi gerekiyor. En azından şuna dikkat etmek gerekiyor. İnceltme ameliyatları tabii ki olabilir, olmalı. Bunlara ben karışamam. En azından ben terapist olarak yapamadım diyebilirim. Terapistlere süre vermek gerekiyor. Bu süreyi verirken bir direnç varsa, ben en az bir 4 seans görmek isterim hastamı. En az 4 seans görmek isterim. Ama bu da yine değişir yani. 4 de olur, 5 de olabilir. Çünkü burada hastanın şöyle bir şey terapide, pre-op dediğimiz şeylerde ben terapist olarak şuna dikkat ederim. Hastayı oyalamamak lazım. Yani eğer bir cerrahi bir şey varsa, bir premalin lezyon varsa biz oyalayıp terapi diye bir şey yapmamak lazım. O yüzden hekimle işbirliği yapmak lazım. Ama bir mutasyonel falsettoda 4-5 seans terapi verir. Artı bunun altına yatan başka nedenler varsa işte burada bir psikologla birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa olay biliyorsunuz ki sadece frekans istediğimiz range indirmek değildir. Bunun da iyi çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun sonrasında hakikaten yapılan çok güzel cerrahi teknikler var. Eğer dirençli olur, hepsi ses terapisiyle düzelir demek de çok yanlış. Ne bir terapi seans terapiyle düzelir demek doğru, ne de ben hepsini düzeltirim demek doğru. Ben kendi kliniğimde çalışırken de 10 seans, 12 seans o kadar uzadı. Yapacağım, ben mutlaka yapacağım dedim. Mutlaka, yani hasta istiyor. Biraz daha çalışırsak, çünkü artık çıkartabiliyor sesi ama günlük hayata aktarmada en az bir 5 seans gerekti. Ama yine olmadı. Bu tür durumlarda da işte mutlaka ben psikiyatri konsültasyonuyla birlikte çalışarak, tabii ki hekimim olmazsa olmaz, laringoloğum, o zaman cerrahiye gidebilir diye düşünüyorum. Eğer hasta istiyorsa çok güzel bir teknikler var. Hocam çok değerli sunumunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben sunumu kapatmadan önce biraz karanlıkta kaldık. Ankara'da havanın kararmakta olduğunu fark ettiniz sanıyorum. Ben bir teknik destekle hemen. Evet, ben de bir saniye rica ediyorum. Evet. Tabii Esra hocamın ekibi iyi orada anladığım kadarıyla. Ben ofiste yalnızım artık. Onun için kendim kalktım, ışığı açtım. Sağ olsun. Çok, bu şeyle pandemi dönemiyle önemini çok anladığımız bir konu var. Arkadaşlarım, hekim arkadaşlarımdan takip edenler daha çoktur. Ama diğer bütün alandaki bütün arkadaşlarımı da bu konuda bilgilendirmek isterim. Avrupa Foniyatristler Birliği'nin bu pandemiden çıkış dönemiyle ilgili de bir guideline hazırladık.
O da önümüzdeki günlerde Journal of Laryngology Otoloji için kabul edildi. Orada yayınlanacak. Burada tele sağlık uygulamalarına bizim bir vurgumuz var. Sevgili Sevtap Hoca da, Sevtap Akbulut da şimdi bize onu yazmış. Terapiler açısından hocam. Şimdi hekimlikle ilgili de biliyorsunuz hekime gitme konusunda insanların kaygıları var. Günlerce, aylarca evdeydiler. Şu anda acaba gitsem güvenli mi deyip erteledikleri sağlık sorunları var. Bu konuda internet üstünden, telefon üstünden, değişik uygulamalar üstünden sorunlarına çözüm arıyorlar. Benzer şekilde yurt dışında bunların daha yaygın olarak diyeyim kullanıldığını görüyoruz. Bazıları belki etik olarak, medikolegal olarak sorunlar teşkil edebilecek düzeyde olan şeyler var. Hani ben kendi düşüncelerimi de azıcık katayım. Ama hani bir dil konuşma terapistinin yani gerçekten ses terapisi konusunda deneyimli olan, yetkin olan bir dil konuşma terapistinin online ses terapisi vermesi konusunda görüşünüz nedir? Yani telesağlık uygulamalarıyla terapiyi nasıl bir arada düşünebiliriz? Evet, çok karşıydım online eğitime de. Online eğitim veren oldum. Online bakın konferans yapıyoruz. Hiçbir şeye çok karşı olmayacaksınız demek ki. Ilımlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Deneyimlerim bana bunu gösterdi. Ben açıkçası bizim mesleğimiz bir iletişim temelli bir meslek. Mutlaka tabii ki tercih edilen birebir hastayla birlikte olmak. Yüz yüze bunu yapabilmek. Çünkü burada dokunma var. Yani bir şekilde belirli pozisyonlarda şimdi ben larynx'i manipüle edeceğim. Şimdi yani hani teyzeciğim Ahmet amcanı şimdi sen şöyle bir tut. Bir aşağı bak bir Adem elması diyoruz ona. Bir indiriver gel dur indirdin mi tut yakala filan. Şimdi böyle olunca pek olmaz tabii ki. Ama belirli eğer hasta bir arada da belirli süreler arasında bizimle yakın ilişki kurabiliyorsa, görebiliyorsak tamamen online değil de en azından parça parça hani sizin yaptığınız değerlendirme olmadan ben zaten terapi yapamam. Size değerlendirmeye geldiği zaman ben de orada olursam en azından ilk terapisini veririm. Ondan sonra 3 seans daha veririm. 4. seansa bir kez daha yakından görürüm. Hastalığa göre değişir. Nasıl biz biraz önce başında demiştim. Hastalık yok, hasta var. Bir KSB, bir konuşma sesi bozukluğu, çocuğu zaten takip ediyordunuz, bu sürece geldiniz. Teleterapi yapabilirsiniz. Bugün Amerika'da birçok alanda artık teleterapi gerçekten cost effective dedikleri şey, yani yapılabiliyor. Ama ben yine hepsinin tamamen öyle olmasının karşısındayım diyorum. Ama tabii ki belirli oranlarda yapılabilir. Bu da bir gerçek, hayatın gerçeği. Yani ben şurada bütün katılımcıları görüp onlarla beraber vokal warm-up yapmam lazımdı. Burak Hocam'la beraber sesi soğutacağız, ısıtacağız yapmam lazımdı. Şimdi o yüzden ara sıra Haldun Hocam diyorum. Çünkü ben burada tek başıma konuşursam niye konuşayım olamam. Sizleri görmediğim için çok büyük bir eksiklik hissediyorum. Göz kontağı kurmadan, dokunmadan, hissetmeden herhalde olmaz diye düşünüyorum. Biraz geri kafalı kaldım belki Haldun Hocam kusura bakmayın ama en azından bir kısmı demeyi öğrendim. Bir kısmını. Yani temelleri doğru koymak bence yani naçizane benim de katkı, benim de düşüncem size çok yakın. Çünkü benim de hep uygulamam, siz de beni çok iyi tanıyorsunuz. Hani bir hastamız bize bir şekilde ulaştığında bu işte bir mail olabilir, bir mesaj olabilir artık, bir uygulamadan olabilir, bir telefonla bize ulaşabilir. Benim hep yaklaşımım buyursun gelsindir. Çünkü o insanın gerçekten gözüne bakarak onu dinlemeniz, bazen biliyor işte sizin de sunumunuzun başında çok güzel onun altını çizdiniz. Yani onun hikayesini onun dilinden dinlemeniz, kendi sıkıntısını nasıl anlattığını, onun günlük hayatında onu ne kadar etkilediğini, ne kadar zorladığını anlamanız. Sonra o sesi işte bir uygulama ya da telefon ya da işte bilgisayar üzerinden değil de kendiniz duymanız. Onun kendi heyecanıyla size kendisini ifade ederken onun ne kadar değiştiğini, nasıl değiştiğini hissetmeniz birçok şeyden çok daha değerli. Ama kısıtlılıklar varsa, onun için de zaten yine çok güzel onu ifade ettiniz. Yani zaten daha önceden tanıdığınız bir hasta, takip etmekte olduğunuz bir hasta. Ama bir şekilde bir araya gelemiyorsunuz ama hiç değilse böyle de bir araya gelmenin ona bir katkı sağlama imkanı var.
Evet, bunu kullanmak tabii ki artık teknolojinin bize verdiği bir olanak. Bunu bundan yararlanmak lazım. Ya da bize fiziksel olarak işte ise belli bir süre ulaşma imkanı yok. Hani online olarak bir şeyleri altyapısını oluşturmak belki anlamlı olabilir ama hiçbir zaman gerçekten o bizim klinik hastamıza dokunduğumuzun, yanında olduğumuzun, elini, boynunu, işte sesini kucakladığımızın yerini tutacağını düşünmüyorum. Hocam tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için, ardından bu çok değerli sunumunuz için. Bütün arkadaşlarımızın, dinleyenlerin size saygıları, sevgileri, hürmetleri var. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Tekrar mutlaka başka bir konuda bir araya geleceğimizi ümit ediyorum. Sevgili Ramil gibi ben de böyle şeyi sizden alıyorum hemen. İnşallah. Valdun Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. 500 kişiyle bu arada bir arada olmak çok keyifliydi. Hepinizi bundan sonraki toplantılarımızda da bizimle birlikte görmek istiyoruz. Ve hocam tekrar tekrar teşekkür ederek ben son sözü söylemek için size veriyorum. Kendi adıma toplantıyı kapatıyorum. Buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum Halit Hocam nazik davetiniz için. Siz bütün katılımcılara, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu meslek heyecanını, bu her şeyi sizinle paylaşma isteğim hiçbir zaman sönmesin. Umarım daha yakın zamanlarda, daha yakın yüz yüze olmazsa bile yavaş yavaş yine tekrar başka toplantılarda görüşürüz. Umarım faydalı olmuştur. Tüm meslektaşlarım, tüm öğrencilerim, hepiniz iyi ki varsınız. Değerli meslektaşlarım, hocalarım, hepinize sevgiler, saygılar. Bu saate kadar dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Bıraksanız biz konuşuruz. Konuşma terapistleri sabaha kadar da konuşur. Onun için her zaman yanınızdayız. Hekimlerim siz de iyi ki varsınız. Hepimiz kocaman büyük bir aileyiz. Artarak gideceğiz. 500'ler, 1000'ler, 2000'lerde buluşmak, görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.